Efendim günaydın, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Cuma günündeyiz, haftanın son iş günündeyiz. Bugün 29 Ocak 2021 Cuma. Ben Murat Güloğlu, gün başlıyordasınız. Ekip arkadaşlarıma da hepinize mutlu bir gün, tabii ki sağlıklı bir gün diliyoruz. Saatimiz 6'ya doğru geliyor. Hem bizi izleyen hem de radyolarından dinleyen herkese sevgi, selam. Şimdi ilerleyen dakikalarda çok fazla değil, birkaç dakika sonra Çin'den alınan malumunuz aşılar gelmeye başlıyor. Yine biraz sonra piste inecek uçak, detaylıca aktarırız. Ama korona salgınına bakalım efendim. Dün veriler, yine maalesef can kayıpları var. 129 vatandaşımız hayatını kaybetti. 7.279 da yeni vaka tespit edilmiş durumda. 28 Ocak verileri bunlar. Görüyorsunuz, Sağlık Bakanlığı'nın bu verilerine göre salgında toplam can kaybı maalesef 25.605'e yükselmiş durumda. 173.210 testte. Dediğim gibi 7.279 yeni vaka eklendi. 670'te yeni hasta tespit edildi. İyileşen hasta sayısı 8.902. Böylelikle 2.342.216 kişi iyileşmiş oldu. Toplam hastalarda zatürre oranı da %4.7. Bu oran %4.5'ti bir önceki gün. Ağır hasta sayısı ise 1751 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni vaka sayısına dikkat çekiyor. Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından da tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız ifadelerini kullandı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Evet, test sayıları değişiyor günden güne ama 7.000'in altına bir türlü inmiyor efendim. Yeni vaka tespiti, bu da son derece önemli. 129 kişi hayattan koptu koronavirüs nedeniyle. Bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim. Peki şimdi Çin'den alınan 10 milyon doz aşının kalan 3,5 milyon dozu Türkiye'de olacak ne zaman? Birkaç dakika sonra diyelim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştı bu müjdeyi. Bir kez daha söyleyelim. Bakan Koca mesajında ne diyor? İnaktif aşıların 10 milyon dozluk ikinci sevkiyatının birinci bölümü geçtiğimiz hafta sonu malum elimize ulaşmış idi. Bu sabah itibariyle ikinci bölümü ülkemize ulaşmış olacak. Tedarik programına uygun olarak aşı sevkiyatı devam edecek ifadelerini kullandı. Hatırlatalım, aşıların 6,5 milyon dozluk sevkiyatı pazartesi sabahı Türkiye'ye ulaşmış idi. İlk sevkiyatsa 30 Aralık 2020 tarihinde yine 3,5 milyon dozluk bir şekilde gelmişti Türkiye'ye ve bugün de bekliyoruz inaktif aşıların 10 milyon dozluk ikinci sevkiyatının birinci bölümünü. Hep beraber göreceğiz. İlerleyen dakikalarda İstanbul Havalimanı'na iniş yapacak. Bizler de canlı canlı sizlerle paylaşacağız. Gündemde malum aşı ve aşılamalar söz konusu. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı geliştirme çalışmalarına ilişkin önemli mesajlar verdi. Ne diyor? 3 yenilikçi aşının faz aşamalarına başlanmak üzere olduğunu belirtiyor Erdoğan. Amerika ve Çin'den sonra Covid-19 konusunda en çok aşı projesi üreten 3. ülke durumundayız diyor Erdoğan. Şu anda 3 yenilikçi aşı adayımız faz çalışmalarına başlama arefesindedir. Mevcut inaktif aşılardan daha etkin olma potansiyeline sahip bir aşımız ile ikinci nesil bir aşımızın çalışmaları da hızla devam ediyor. Üretim onayı almış firmalarımız yenilikçi yerli aşılarımızın üretim süreçlerine dahil oldular. Yerli aşı çalışmalarında gelinen son durumu anlattı. Uluslararası arenada önde gelen bir oyuncu olacağız dedi. 436 araştırmacımız aşı ve ilaç geliştirme odaklı 17 proje yürütüyorlar. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Amerika ve Çin'den sonra Covid-19 konusunda en çok aşı projesi yürüten 3. ülke durumundayız. İnşallah kendi aşısını tasarlayan, geliştiren ve üreten bir ülke olarak uluslararası arenada önde gelen bir oyuncu konumuna geleceğiz. Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA bilim ödülleri töreninde konuştu. Türkiye'yi bilim insanları için cazip hale getirme çalışmaları hakkında bilgi verdi. Türkiye'yi kendi vatandaşlarımız yanında dünyadaki tüm bilim insanları için de bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. İnşallah bu yıl içerisinde yeni bir çağrı daha açarak alanının en iyisi en az 100 araştırmacıyı da ülkemize kazandıracağız. Ödüle layık görülenlere plaketlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Evet, güzel ve müjdeli haberler ama dediğimiz gibi bir an önce alana çıkması lazım aşının. Yani aşılanmalara başlamamız gerekiyor. Şimdi Türkiye genelinde aşı çalışmalarına bir göz atalım. Malum devam ediyor hala. Hafta başı itibariyle 80 yaş üzerine yapılmaya başlanan aşıda yaş sınırı 75'e çekilmiş durumda. 75 yaş ve üzerindeki gençlerimiz hem aile sağlığı merkezleri hem de hastanelerden randevu alarak aşı yaptırabiliyorlar. Yaş kaç? 75 yaş. 3 ay içerisinde Covid hastalığı geçirdin mi? Hayır, geçirmedim. Önce sağlık çalışanları aşı oldu. Ardından engellilerle bakım evi ve huzur evlerinde barınanlar aşılandı. Sonra da sıra ileri yaş gruplarına geldi. 90 yaş ve üzeriyle başladı. Yaş sınırı 75'e kadar indi. Kaç yaşındayız? 78. Aşı olmaya geldik. Nasıl hissediyoruz? Çok iyi. Herkesin aşı olmasını tavsiye ederim. Çok bekledik mi bugünü? Biraz bekledik. 80 yaş grubu ve üstüyle başladık bu hafta. Bugün itibariyle de 75 yaş üzerine geçtik. Bugün açtığımız randevuların %90'ı dolmuş durumda. Heyecanlı mıyız? Heyecanlıyım, evet. Herkese tavsiye ederim. 2 aydır evde duruyorum. Hiç içeri çıkmadım bile. Peki bugün dediler ki 75 yaş üzeri artık serbest. Heyecanlandınız mı? Biraz. Hemen sabah randevu mu aldınız? Evet. Şimdi de aşı olacaksınız. Evet, inşallah inşallah. Feyzullah amcamız aşısını oldu. Aşı olduktan sonra hastalarımızı yaklaşık bir yarım saat bu görmüş olduğunuz bekleme alanlarında bekletiyoruz. Şu ana kadar bu gördüğünüz alanda 3000'in üzerinde aşılama yaptık. Herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Bugün geldi, aşı olduk. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Şimdi iyi hissediyorum. Herhangi bir yaramazlık yok. İyiyiz. Bugünü çok beklediniz mi? Çok bekledik. Bugünü çok bekledik. 6 aydır ve bekliyorum yani. 75 yaş üzeri olan kişiler hem aile sağlığı merkezlerinde hem de hastanelerde randevu olarak aşı olabiliyorlar. Peki efendim, kısaca hatırlatalım mı, nasıl alabilecekler bu randevuları? Öncelikle kendilerinin doğru aralıkta, yani aşı için uygun aralıkta olup olmadığını test edecekler. Kişi 20-23'e aşı, boşluk, TC kimlik numarası, boşluk, kimlik numarası, seri numarasının son 4 rakamını mesajla ataraktan uygun grupta olup olmadığını öğrenebilir. E-nabızdan öğrenebilir, 182'yi de arayabilir. İlk doz aşıyı olanlar 28 gün sonra ikinci dozu alacak. Bundan sonra sırada 70 ve 65 yaş var. Bu partiyi tamamladıktan sonra sırada hizmetin devamında korunması gerekenler başlayacak. Yani bu Milli Savunma Bakanlığı, işte zabıta gibi, eğiticiler, öğretmenler gibi halkın içinde olan grup var. Onların aşılaması başlayacak. Ondan sonra da 65 yaşla 50 yaş arasındaki gruba. Ama dikkat, bu aşamadaki en büyük risk aşı olduğum rahatlığına kapılmak ve tedbiri elden bırakmak. Yeterli antikorumuzun oluşması için en az bir 4 haftalık süreden bahsediyoruz. O yüzden de biz maskemize, mesafemize ve temizliğimize dikkat edeceğiz. Yani aşı olduğu iş bitti yok. Efendim, gün başlıyordasınız, devam ediyoruz. Şimdi hem koronavirüse dair ve elbette ki aşı ve aşılamalara dair haberleri aktarmaya devam edeceğiz. Biraz siyaset parantezi açalım ama bu arada hatırlatmakta fayda var. Birkaç dakika sonra ya da 5-10 dakika sonra Çin'den alınan 10 milyon doz aşının 3,5 milyon dozu İstanbul Havalimanı'na gelecek. İkinci parti bu olacak. Bizler de onu canlı sizlerle paylaşacağız. Hep beraber göreceğiz. Hatta geldi diyebiliriz, aşının ikinci bölümü İstanbul'a geldi. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Söylediğim gibi ikinci partideki 3,5 milyon doz aşı İstanbul'a, Türkiye'ye geldi. Pazartesi günü saat 6'yı çeyrek geçe yine bu saatlerde geliş yapmış idi. Onun da görüntülerini canlı bir şekilde ilerleyen dakikalarda aktarırız değerli dostlar. Malum aşıların teslimi hali hazırda devam ediyor. Peki şimdi siyasete bakalım. Şimdi siyasette polemikler malum kesilmiyor. Şimdi sözde Cumhurbaşkanı polemiği vardı. İş militan vali polemiğine de döndü. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu, devlet görevlileri AK Parti militanına dönüştü nitelendirmesine açıklık getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakarete uğrayanlar Kılıçdaroğlu'na dava açmalı sözlerine de yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'na Erdoğan'ın CHP yönetimini 5. kol faaliyeti yürütmekle suçlaması da soruldu. Bakın neler söyledi. Eğer bir Milli Eğitim Müdürü İHVA'nın yaptığı şu hareketi arka tarafındaki panoya koyup ve böyle bir fotoğraf veriyorsa bu kişi devlet memuru değil. CHP lideri Kılıçdaroğlu devlet görevlileri AK Parti militanına dönüştü iddiasında bulunmuş. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek bu zatın hakaretine uğrayanlar dava açmalı demişti. Kılıçdaroğlu militan nitelendirmesine açıklık getirdi. Devlet memuru siyasetle uğraşmaz. Valiler, kaymakamlar siyasetle uğraşmazlar. Bir siyasi partiyi temsil etmezler. Devleti politize etmesinler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakarete uğrayanlar Kılıçdaroğlu'na dava açmalı sözlerine de yanıt verdi. Sayın Erdoğan'ın bütün valiler dava açsın demesi, bütün valiler benim emrimdedir ve AK Parti'nin emrindedir. Bu ne demektir? Bir partinin genel başkanının talebinin bütün valiler tarafından kabul edilmesi demektir. Ama bunun akılla mantıkla bir ilgisi var mıdır? Kılıçdaroğlu'na Erdoğan'ın CHP yönetimini 5. kol faaliyeti yürütmekle suçlaması da soruldu. Devleti yönetmesini bilmeyen kişi kullandığı sözcüklere dikkat etmelidir. İşsizlik sorunu var. Konteynerlarda çöp toplayanlar var. Niye konuşmuyor? Erdoğan'ın derdi ne? Cumhuriyet Halk Partisi. Niye Cumhuriyet Halk Partisi? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi doğruları söylüyor. Tahammül edemiyordu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ağırladı. Görüşmenin gündeminde güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmaları vardı. Belli bir takvim yok yani. Oturacak arkadaşlar, akademik dünyadan da, bu işin uzmanlarından da yararlanacaklar. Bir toplumsal mutabakat arayışını önemli görüyoruz. Heyetlerimizin güçlenmiş parlamenter sistemle ilgili istişare süreci başlatmasında iyi olacağı kararına vardık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçime kapıyı kapatıp 2023'ü işaret eden sözleri de iki lidere soruldu. Seçime karar verecek olan parlamento ve Sayın Erdoğan ne zaman arzu ederlerse seçime gidebiliriz. Biz tedbir olarak, önlem olarak mümkün olan en kısa zamanda seçimlere hazır hale gelen bir siyasi parti olmayı hedefledik ve bunu da gerçekleştirdik. Ve Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü dönemi üzerinden yürütülen Z kuşağı polemiği. Sayın Erdoğan kendisine güveniyorsa Z kuşağı önünde oturup tartışalım. Kendisi 19 yıldır yönetiyor. Niye açık çok daha fazla büyüdü? Eksi 47 milyar dolarlık bir rezerv haline getirdi Merkez Bankası'nı bir ticari kuruluşu. Merkez Bankası'nı batıran kişi kimdir? Evet, özellikle muhalefet partileri arasındaki bu ziyaretler çok dikkat çekici. Parlamenter sistem çalışmaları üzerinde de heyetler çalışıyor. Millet İttifakı ya da muhalefet partilerinde diyelim. En son işte Ali Babacan ziyaret etti Kemal Kılıçdaroğlu'nu. Bir taraftan da görmektesiniz, aşının 2. bölümü İstanbul'a geldi. 3,5 milyon doz aşı gelmişti. Geçtiğimiz pazartesi de 6 milyon doz geldi. Yine bir 3,5 milyon geldi. Yani 13 milyon dozluk aşı Türkiye'mizde, malumunuz, hemen teste girecekler ve 14 gün sonra da bu yeni gelen aşılar aşılanmaya başlayacak. Peki efendim, yolumuza devam edelim. Gün başlıyordasınız. Siyasetteki malum, dediğim gibi, bu militan tartışması Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün de gündeminde. Hiç kimse anayasaya bağlı olarak çalışan hakim ve savcılarımıza militan diyemez dedi Adalet Bakanı. FETÖ'nün kumpaslarını da hatırlatıyor Gül. Hakime, savcıya, valiye, kaymakama militan diyen, militan görmek istiyorsa o döneme baksın ifadesini kullanıyor. Kimse hakim ve savcıya, hukuka ve adalete, anayasaya bağlı olarak çalışan hakim ve savcılarımıza militan diyemez. Siyasetteki militan tartışmasına böyle tepki gösterdi. FETÖ'nün devlette etkin olduğu dönemi hatırlattı. Vicdanını satmış, aklını kiraya vermiş militanların hukuka ve adalete verdiği tahribatı halen giderebilmiş değiliz tam olarak. Bugün bu ülkenin hakimine, savcısına, valisine, kaymakamına militan diyen birisi militan görmek istiyorsa o döneme baksın, bu yaşadığımız, bu hatırladığımız dönemlerdeki militanlara baksın. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, hakime, savcıya, valiye, kaymakama militan diyenlere FETÖ'nün kurduğu kumpasları hatırlatarak yanıt verdi. Mahremiyet ifşasını, özel hayat komplolarını, kaset tezgahlarını yaşam tarzı haline getirenlere baksın. Bu çarpık zihniyet her sözüyle aslında devletin FETÖ militanlarından adım adım ve büyük kararlılıkla temizlenmesinden duyduğu üzüntü ve öfkeyi yansıtmaktadır bu anlayış, bu zihniyet. Bakan Gül, Veri Koruma Günü programına katıldı. Kişisel verilerin korunması mevzuatının Avrupa Birliği'ne uyumlu hale getirileceğini söyledi. WhatsApp'ın veri paylaşma zorunluluğuna tepki gösterdi. Avrupa Birliği ülkelerine bu anlamda çifte tercih sunulması, buna rağmen farklı ülkelerde farklı tutum içerisine girilmesi de yine çifte standart. Bu konuda hiçbir çifte standart asla kabul edilemez. Bakan Gül, çalışmaları süren insan hakları eylem planının da yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını belirtti. Vatandaşımız daha özgürleşerek Türkiye'nin demokrasisini, hukuk devleti çıtasını daha da yukarıya çıkaracağız. Birileri reformlardan rahatsız olsa da reform dendiğinde statüko ve pozisyonları kaybedilir endişesiyle bunu engellemeye çalışsa bile AK Parti reformcu bir partidir. Milletimizin beklentilerini yerine getirmek milletimize karşı bir görevimizdir. Dolayısıyla evet, siyasetin gündeminde işte bunlar var. Daha detaylıca haberleri aktaracağım ama vatandaşın gündeminde de tabii ağırlıklı olarak çarşı, pazar, zamlar, güncellenen rakamlar, etin fiyatı, tavuğun fiyatı, etin, sütün, peynirin fiyatı söz konusu. Onların da detaylarına birazdan geçeceğiz. Peki efendim, hazır sözü Adalet Bakanı FETÖ kumpaslarına getirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bir haber var. Orada yakalanmış idi biliyorsunuz. FETÖ'nün mahrem imamı Ahmet Yiğit ne oldu? Türkiye'ye getirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama söz konusu. Kuzey Kıbrıs'ta terör ve organize suç örgütü mensuplarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar sonuç verdi deniyor. Milli İstihbarat Teşkilatı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Polis Genel Müdürlüğü ve Lefkoşa Büyükelçiliği koordinesinde operasyon düzenlendi. Bu operasyonda terör örgütü FETÖ üyesi Ahmet Yiğit de yakalandı. Yiğit'in emniyetteki mahrem yapılanma içerisinde yer aldı ve Hatay'da görev yapan örgüt üyesi polis memurlarından sorumlu FETÖ abisi olduğu belirlendi. İşte ekranda görüyorsunuz efendim. Girne Limanı'ndan hareket eden yolcu gemisiyle saat 2.45'te Mersin'e getirilen Ahmet Yiğit, Silifke Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nce işte bu şekilde gözaltına alındı. Son durum budur efendim. Sabaha karşı yaşanan gelişmeler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yakalanmış idi FETÖ'nün mahrem imamı Ahmet Yiğit ve Türkiye'ye getirildi. An itibariyle de Silifke Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nde gözaltına alınmakta. Evet, reform çalışmalarına da bakacağız ama bir taraftan izlemektesiniz, görmektesiniz. Aşının ikinci bölümü İstanbul'a geldi. İkinci partideki 3,5 milyon doz aşıda Türkiye'de diyebiliriz. İlk parti biliyorsunuz 3,5 milyon doz idi. Sonra 6,5 milyon doz geldi ve yine 3,5 milyon doz İstanbul Atatürk İstanbul Havalimanı'na indi. Ve dolayısıyla efendim böylelikle 13 milyon doz Türkiye'mizde. Malum 50 milyon dozdan bahsediliyordu. Aşılamada büyük bir hızla devam ediyor. Onu da ifade edelim, söyleyelim. Şimdi merakla beklenen reform çalışmasında sona gelinmiş artık. Göreceğiz, duyacağız. Taslak metnin ayrıntılarına tabii ki Habertürk ulaştı. Eylem planında adil yargılanma hakkının güçlendirilmesi, özel hayatın güvence altına alınması, 3. mülkiyet hakkının daha etkin korunması gibi önemli başlıklar dikkat çekmekte. Ayrıca bekçilere ve zabıtalara insan hakları eğitimi verilecek. Bu da son derece güzel ve yerinde. Eşe karşı işlenmiş suçlardaki ağırlaştırılmış sebepler boşanan eşi de kapsıyor. İşte bu şekilde genişletilecek. Fevzi Çakır'ın özel haberinde detayları izleyelim. İnşallah yakında kapsamlı reform teklifimizi bir bütün olarak kamuoyunun bilgisine ve takdirine sunacağız. Merakla beklenen reform çalışmasında sona gelindi. Reformun ilk adımı olarak İnsan Hakları Eylem Planı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. O metnin ayrıntılarına Habertürk ulaştı. İnsan Hakları Eylem Planı taslak metni 9 amaç, 49 hedef ve 374 faaliyetten oluşuyor. Eylem planında devletin, bireylerin hak ve hürriyetlerini koruma görevine vurgu yapılıyor. Hak ve hürriyetleri koruma altına alacak yasal düzenlemeler yer alıyor. Taslakta hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflık, adil yargılanma hakkının güçlendirilmesi, özel hayatın güvence altına alınması, mülkiyet hakkının daha etkin korunması gibi başlıklar dikkat çekiyor. Çok önemli bir reform süreciyle ilgili çalışmalara hız verdik ve bunu yetkili kurullarımıza da sunduk. Hazırlık süreci Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından yürütülen eylem planı geniş kesimlerle yapılan görüşmeler sonucunda oluşturuldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararları da dikkate alındı. Taslakta kamuoyunda çok tartışılan başka başlıklar da yer aldı. Vatandaşlarla sık sık yüz yüze gelen çarşı ve mahalle bekçileriyle zabıtalara insan hakları eğitimi verilecek. Kadına yönelik şiddeti önlemek için adımlar atılacak. Eşe karşı işlenmiş suçlardaki ağırlaştırıcı sebepler boşanan eşi de kapsayacak şekilde genişletilecek. Tek taraflı ısrarlı takip ayrı bir suç olarak düzenlenecek. Bir kadını fiziki ya da haberleşme yoluyla ısrarlı bir şekilde takip eden kişiler cezalandırılacak. Boşanma davaları tarafların daha fazla yıpranmaması için hızlı neticelendirilecek. Bunun için boşanma davaları istinaf mahkemesine gitmeyecek. Doğrudan Yargıtay'da yapılacak temyiz incelemesiyle sonuçlanacak. Çocukların psikolojisi için çocuk dostu adliye konsepti hayata geçirilecek. Çocukların taraf olduğu davalarda hakimler cübbe giymeyecek. Ve uzun zamandır beklenen hayvan hakları düzenlemesi. Hayvanlara karşı işlenen suçlar cana karşı işlenmiş suç sayılacak. Failler artık cezasız kalmayacak. Özellikle salgın döneminde fahiş fiyat artışlarıyla gündeme gelen gıda arzı konusu da eylem planında yer alacak. Güvenli gıda arzını temin etmek ve bu konuda kamuoyunu hızlı bir şekilde bilgilendirmek için tüketici kuruluşlarının da yer alacağı bağımsız bir yapı oluşturulacak. Düzenlemelerin bir kısmı 4. yargı paketi olarak, bir kısmı da idari tasarruflar yoluyla hayata geçirilecek. Tabii reform paketi son derece önemli ama esas önemli olan uygulama süreci. Peki İstanbul Havalimanı'na gidelim. Neden? Çünkü aşılarımız geldi. Gördüğünüz üzere canlı canlı sizlerle paylaşıyoruz bu görüntüler efendim. Çin'den alınan 10 milyon doz aşının kalan 3,5 milyon dozu İstanbul Havalimanı'na gelmiş durumda. Aşıları getiren Türk Hava Yolları uçağı az önce piste tekerini değdirdi. 10 milyon dozun ilk partisi olan 6,5 milyon doz aşı biliyorsunuz pazartesi günü bu saatlerde Türkiye'mize, İstanbul'umuza gelmiş idi. Şimdi aşılar ilk önce havalimanında bulunan soğuk hava korumalı depolara konuşlandırılacak. İşte o sevkiyat önce İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor. İçlerinden alınan kimi numunelerle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından onaylandıktan sonra hastanelere ve sağlık ocaklarına dağıtılacak ve aşılamalar 14 günden sonra başlayacak. Niye? Çünkü 14 gün içinde test süreci olacak. Sonra acil kullanım onayı verildikten sonra dediğim gibi aşılamalar büyük bir hızla devam edecek. Aşının geldiğini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan duyurmuş idi, onu söyleyelim. Bakan Koca ne demişti mesajında? İnaktif aşıların, yani bu Çin'den gelen Sinovac aşılarının 10 milyon dozluk ikinci sevkiyatının birinci bölümü geçtiğimiz hafta sonu elimize ulaşmıştı. Yani pazartesi gününden bahsediyor. Bu sabah itibariyle, yani şu an ikinci bölümü ülkemize ulaşmış olacak demişti ki o uçak geldi ve işte gördüğünüz gibi görmekteyiz efendim konteynerlara. Ve tedarik programına uygun olarak aşı sevkiyatı devam edecek ifadelerini kullanmış idi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Çin'den satın alınan 10 milyon doz aşının işte kalan 3,5 milyon dozu da dediğim gibi İstanbul'a geldi. Böylelikle aslında bir de hatırlayın 30 Aralık tarihinde gelmişti 3,5 milyon dozluk aşı. Böylelikle 13 milyon doz aşı Türkiye'mize gelmiş oldu. pazartesi günü gelen aşılar hemen 14 günlük teste tabi tutuldular. Onlar yaklaşık 11 gün sonra aşılamaya hazır hale gelecek. Ardından bu yeni gelen aşının ikinci bölümü de yine 14 günlük bir teste tabi tutulacak. Bugün itibariyle onu söyleyelim. Ayın 29'u malumunuz muhtemeldir ki efendim ayın 12'si itibariyle de aşılar aşılanmak için hazır bir şekilde sağlık ocaklarında ya da aile sağlık merkezlerinde devam edecek. Aşının aşılamalar daha doğrusu malumunuz 75 yaş üzerindeki gençlerimize vurulmaya aşılanmalara başlamışlardı onlar da ve artık o gruptaki sıralamaya göre aşılamalar gerçekleşecek. Biliyorsunuz az evvel de ifade ettik. İnaktif Covid-19 aşısının 10 milyon dozluk sevkiyatının ikinci bölümü. İşte Türkiye'ye az evvel geldi. İstanbul Havalimanı'ndan canlı canlı sizlerle paylaşıyoruz bu görüntüleri. Nereye gidecek? Aşılar ilk önce havalimanında bulunan soğuk hava korumalı depolara konuşlandırılacak ve ardından da içlerinden numuneler alınacak. Neden? Çünkü o 14 günlük teste tabi tutulması gerekiyor malumunuz. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından onaylandıktan sonra hastanelere, sağlık ocaklarına dediğim gibi aile sağlık merkezlerine dağıtılacak. Sağlık Bakanı da bu konuda zaten hani akşam ya da gece saatlerinde bir tweet atarak sosyal medyada paylaşarak bu müjdeyi aktarmıştı. İşte gördüğünüz gibi uçaktan indiriliyorlar. Nereye gidiyorlar? İlk önce havalimanında bulunan soğuk hava korumalı depolara konuşlanacaklar. Ardından da onay için test aşamasına gidecek ve 14 gün sonra onayı alacak. Peki hayırlı uğurlu olsun diyelim. Vatana, millete, Türkiye'mize nerede aşılar derken işte gelmeye başladı. Biraz da aslında hani sürpriz de oldu çünkü dün bundan haberimiz yoktu. Sayın Koca'nın tweetinden öğrendik ve geldi. Güzel de oldu, hep beraber göreceğiz. Malum 50 milyon dozluk aşıdan bahsediyoruz. Bir taraftan da yerli aşının faz 3 çalışmaları devam ediyor. Yani önümüzdeki Mart itibariyle, Şubat ortası itibariyle bol miktarda aşılamaları gerçekleştireceğiz. Peki efendim şimdi yine devam edelim tabii. Neler oluyor, neler bitiyor memlekette? Çok şey oluyor hem de siyasette saatimiz 6.25'i gösterirken gün başlıyor da olduğunuzu söyleyelim. Ben Deniz Murat Güloğlu ekip arkadaşlarım adına güzel bir cuma diliyorum size 29 Ocak sabahında. Efendim Erdoğan, Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti. Acaba ne konuştular? Anlatacağız. Atalay çalışma hayatının sorunlarına ilişkin bir rapor sundu. İşten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin uygulamasındaki suistimallerin aktarıldığı bu raporda taleplere de tabii ki yer veriliyor. Cumhurbaşkanımızın yanındaydık. Bu işten çıkarmalarla ilgili sıkıntılarımız var. Hükümetimiz güzel bir karar aldı ama maalesef bunu kötüye kullanan işverenlerimiz var. İşten çıkarma yasağı suistimal ediliyor dedi. Nakdi ücret desteğinin asgari ücret seviyesine yükseltilmesini, aile faktörünün göz önünde bulundurulmasını istedi. Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonu Türk İş'in talepleri böyle. Bu talepler için Türk İş Başkanı Ergün Atalay Beştepe'ye çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir rapor sundu. Ücretsiz izne çıkartıyor ya iş hakkını feshediyor. Bu işi ücretsiz izne çıkan adam da kısa çalışma ödeneğinden istifade edemiyor. İşte bunları konuşma imkanımız oldu. Şimdi arkadaşlarımız bununla ilgili bir hazırlık yapıyorlar. Kamuoyuna açıklama yapacağız. Salgın sürecinde işverenin çalışanını işten çıkarması yasak. Ancak ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller yasak kapsamı dışında. Atalay'a göre bu sistem her yönüyle işçi aleyhine işliyor. İşten çıkarma yasağı her yönüyle işçi aleyhine işliyor. Özellikle sendikal örgütlenenlerin iş akitleri feshediliyor ya da işler ücretsiz izne gönderilerek cezalandırılıyor. Ülkemizin dört bir tarafında binlerce işçi bu yöntemle haksız şekilde işten çıkarıldı. Bu şekilde işten çıkarılan işçiler işsizlik sigortası, ihbar ve kıdem tazminatlarını alamıyor. Atalay, bazı işverenlerin ise kıdemi fazla olan işçileri ücretsiz izne göndererek istifaya zorladığını savundu. Bu durumdaki işçiler mevcut iş sözleşmeleri sona ermediğinden hukuken korumasız kalıyor dedi. Atalay, nakdi ücret desteğinin de aylık 1420 liradan en az 2825 liraya yükseltilmesini talep etti. İşçi ve ailesinin bu ücretle temel ihtiyaçlarını karşılaması artan hayat pahalılığı nedeniyle son derece güç. İşçi işten çıkarılmıyor ancak yaşamını da sürdürmekte zorlanıyor. Bu nedenle nakdi ücret desteğinin en az asgari ücret seviyesine yükseltilmesi gerekiyor. Aile durumu dikkate alınarak ödeme yapılmasının da isabetli olacağını düşünüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde çalışma hayatının diğer sorunlarını da gündeme getirdiğini aktaran Atalay, sorunların çözüme kavuşturulacağına inandığını belirtti. Aslında veriler önemli. Sizin de yeniden paylaşayım. 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı 2651 lira. Mutfak enflasyonu zaten ayrı bir mevzu. 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2652 lira. Yoksulluk sınırı ise 8638 lira ve bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti tutarı 3222 lira imiş. Ocak 2021 Açlık ve Yoksulluk Sınırı isimli raporundan Türk İş'ten aktardık size. Peki bütün bunlar olurken zaten marketlerde, çarşı pazarda yaşananları ve fiyatları az çok biliyorsunuz, ekranlara getireceğiz yine. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal yıl sonu enflasyon tahminini %9.4 olarak açıkladı. Hadi inşallah diyelim. Gıda fiyatlarının 2021'de risk oluşturduğunu söylüyor Ağbal. Ki gıda fiyatları deyince tabii enflasyonu en çok etkileyen onlar. Faiz indirimi için de erken dedi. Peki 4 STK'dan ki aralarında TÜSİAD TOB var malumunuz. 4 STK'dan gelen istişare çağrısına da yanıt verdi Merkez Bankası Başkanı Ağbal. Enflasyonla mücadele için sahaya ineceklerini duyurdu. İzleyelim. Enflasyonun 2021 yılı sonunda %9.4 olarak gerçekleşeceğini, 2022 yıl sonunda %7'ye ve 2023 yıl sonunda ise orta vadeli hedef olan %5 seviyesine gerileyerek istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz. Ekim enflasyon raporunda öngörülen tahminlerini korumuş olduk. Enflasyon tahmini değişmedi ama gıda fiyatlarına ilişkin varsayım yukarı doğru güncellendi. Gıda enflasyonu varsayımımızı 1 puan artışla %11.5'e revize ettik. Gıda fiyatlarında öngörülen yüksek seyir enflasyon tahminini 0.2 puan yükseltirken yönlendirilen fiyatlar büyük ölçüde tütün ürünlerindeki vergi ayrılmasının etkisiyle tahmini 0.3 puan aşağı çekti. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal 2021'in ilk enflasyon raporunu açıkladı. Ağbal'ın en çok üzerinde durduğu konu gıda fiyatlarındaki artış oldu. 2021 için risk oluşturacak dedi. Alınacak tedbirleri sıraladı. Hukuk ve ekonomi alanındaki reformların enflasyonu düşürücü sürece katkı sağlayacağını da söyledi. Farklı gıda ürünlerinde üretim arzının arttırılması, zamanlama bakımından uyarlanması gibi çalışmalarla da yapısal tedbirlerin de devrede olacağını söylemek mümkün. Erken uyarı sistemi biliyorsunuz hem üretim aşamasında hem toptan hem de perakende aşamasında bütün zincirin anlı olarak takibi ve kararların da zamanlı olarak alınmasını sağlıyor. Ağbal kısa vadede faiz indirimine ise kapıyı kapattı. Elimizdeki veriler faiz indirimlerine dönük bir gündemin konuşulmasının çok erken olduğunu değerlendiriyoruz. Yukarı yönlü para politikası faizinin ilave sıkılaştırma yapacak şekilde değiştirilmesi ise mevcut elimizdeki veriler ile yeni elde edeceğimiz verilerin işaret ettiği eğilime bağlı olarak belirlenecektir. Ve TOB, TESK, TÜSİAD ve MÜSİAD'dan gelen işbirliği çağrısı. Enflasyon hedefine tek başına ulaşamayacaklarını belirten Ağbal, sahaya ineceklerini açıkladı. Ne tek başına Merkez Bankası burada ortaya konulan hedefi sağlayabilir ne de herhangi bir başka paydaş bunu sağlayabilir. Buna hep beraber sahip çıkarsak ancak bunu gerçekleştirebiliriz. Kendilerine teşekkür ediyorum. Fiyat istikrarının önemini tüm paydaşlarla paylaşmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla ziyaretler, toplantılar ve medya programlarını başlatıyoruz. Faiz indirim için erken ifadeleri bakalım nasıl bir tepki alacak ya da övgü alacak hep beraber göreceğiz. Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı biliyorsunuz Milli Güvenlik Kurulu. Ve bu kurulda Türkiye'nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını korumakta kararlı olduğu vurgulanıyor. MGK bildirisinde Türkiye'nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselelerinin çözümünde diplomasi ve diyalogdan yana olduğu hatırlatılıyor. Buna mukabil ülkemizin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerini korumakta kararlı olduğu bir kez daha vurgulanmıştır deniliyor. Milli Güvenlik Kurulu'nda terör örgütlerinin Türkiye'nin güney sınırındaki komşularının topraklarındaki varlığının sona erdirilmesi kapsamında atılan adımlarda ele alındı bildiride. Meseleye müdahil olan uluslararası tüm aktörler üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye davet edilmiştir deniliyor. Milli Güvenlik Kurulu toplantısından bize yansıyanlar bunlar. Evet, devam edelim. Malumunuz Avrupa Birliği bu konu üzerinde çok fazla konuşuyor ve düşünüyor idi. Beraber göreceğiz, oradan tepki, dediğim gibi eleştiri ya da övgü gelirse elbette ki aktarırız. Milletvekillerinin askerlik görevini dönem sonuna bırakan yasa teklifi Meclis Milli Savunma Komisyonu'nda ne oldu? Tabii ki kabul edildi. Efendim, teklif Türk Silahlı Kuvvetleri'nde personelin tecrübelerinden daha uzun süre ve etkin şekilde yararlanılması için de özlük haklarında yeni düzenlemeler getiriyor. Uzman erbaşların emeklilik yaş haddi 55 olarak belirlendi. Milletvekili seçilme yaşının 18'e indirilmesiyle birlikte askerliği yapmış olma koşulu da kaldırılmış. Bu nedenle genç milletvekilleri milletvekillikleri devam ederken askerlik görevini de yerine getirmeye başlamış idi. Teklifle askerliğini yapmamış olan milletvekilleri vatani görevlerini milletvekillikleri sona erince yerine getirebilecek imiş. Efendim, saatimiz 6.34'ü gösteriyor. 6'dan bu yana malumunuz yayındayız. 29 Ocak 2021 Cuma sabahında olduğumuzu söyleyelim. Güzel, şahane, mübarek cumalar diliyoruz. Ben ve ekip arkadaşlarım adına güzel bir gün ve sağlıklı bir gün olsun. Gün başlıyor etiketiyle, hashtag'iyle bize paylaşabilirsiniz. Görüş ve sorularınızı, elbette ki övgülerinizi, elbette ki eleştirilerinizi. Murat Güloğlu Twitter adresimiz ve elbette ki Instagram adresimiz Murat Güloğlu TV. Efendim, damga vurmuştu geçtiğimiz günlere hadise, anlatalım. Boden denizcilik. Nijerya açıklarında kaçırılan geminin 15 mürettebatıyla iletişime geçildiğini açıkladı. Bu açıklamada Sao Tom kıyılı açıklarında kaçırılan konteyner gemisi Mozart'ın mürettebat üyeleriyle iletişim kurmuştur. Bu kapsamda 15 mürettebatın tamamının sağlık durumlarının iyi, yara almamış ve birlikte olduğu bilgisi elde edilmiştir deniliyor. Firma, gemi mürettebatının serbest bırakılması için de tüm çabanın gösterildiği ve mürettebatın aileleriyle de iletişim halinde olduklarını ifade etti. Öte yandan serbest bırakılan 3 denizcinin de Türk Hava Yolları'na ait tarifeli bir uçakla İstanbul'a geleceği ifade ediliyor. Furkan Yaren, İlhan, Süha, Tatlıgül ve Bahadır Yeşil Alan'ın 30 Ocak'ta yani yarın İstanbul'da olması bekleniyor imiş. Geminin teknik işletmesinden sorumlu olan firmadır. Ve efendim işte görmektesiniz, Beykoz açıklarına gideceğiz yine. Rusya'nın Kavkaz limanına gitmek üzere Tekirdağ limanından yola çıkan ve sürüklenerek Riva açıklarında karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı. 25 mürettebatıyla kurtarılan gemi şimdi Ahırkapı açıklarına çekilmiş durumda. Tekirdağ limanından yola çıktı. Rusya Kavkaz limanına gidecekti. İstanbul Boğazı'nı geçtikten sonra Riva'da karaya oturdu. Fırtına nedeniyle kıyıda mahsur kalan dev kargo gemisi saatler sonra kurtarılabildi. Riva açıklarında tam 17 saat karada mahsur kalan kuru yük gemisi bir saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. Panama bandıralı gemi kıyı ekipleri romörklerinin yardımıyla Demirleme Limanı'na götürülüyor. Riva Yönburnu'na ulaştığında makinesi arıza yaptı. 26.828 gross ton ağırlığındaki Petra Star adlı kargo gemisi Karadeniz'deki şiddetli fırtınanın da etkisiyle dün kıyıya yakın bir noktaya sürüklendi. Gemi kaptanı acil yardım istedi. Yardım çağrısının ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Saatler süren kurtarma çalışmasına dev dalgalar nedeniyle gece ara verildi. Kuru yük gemisi Riva açıklarında karaya sürüklendiği tam bu noktada yaklaşık 20 saat bekledi. Gemiyi kurtarma çalışmaları ise sabah gün aydınlandığında başladı. Gemiye ilk müdahaleyi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi yaptı. Çalışmalara sahil güvenlik botu da eşlik etti. Dev gemiyle römorkör arasına gemide mahsur kalan 25 mürettebatın da yardımıyla önce halat ve zincir çekildi. 190 metre uzunluğundaki gemiyi demirlediği yerden çekme çalışmaları başladı ama kuvvetli rüzgar ve denizdeki büyük dalgalar gemiyi kurtarma çalışmalarını yavaşlatıyor. Bir saat süren kurtarma çalışması sonucu Kuruyuk gemisi bulunduğu yerden çekilerek açığa alındı. Ağır kapı açıklarına götürülen Petra Star adlı geminin 25 personelinin sağlık durumu iyi. Evet, fırtına özellikle son 2 gündür hayatımızın içinde tüm yurtta. Şimdi rüzgarın hızı saatte 70 kilometreye kadar çıktı. Fırtına evlerin çatılarına uçurdu. Yüzlerce yıllık anıt ağaçları devirdi. Araçlarda tabii ki zarar gördü. Fırtına özellikle seralarda da maddi hasara neden oldu. Şiddetli rüzgar fırtınaya döndü. Birçok kentte ortalığı savaş alanına çevirdi. Kayseri'de fırtınanın hızı 70 kilometreye çıktı. Şiddetli rüzgar ağaçları kökünden söktü. Devrilen ağaçlar araçlara zarar verdi. 7 katlı bir apartmanın da yangın merdiveni devrildi. Denizli'de ise 500 yıllık ardıç ağacı fırtınadan nasibini aldı. Anıt ağaç hızı 80 kilometreye ulaşan fırtınaya dayanamadı, devrildi. Dün çok rüzgar esti, ayrılmış, yıkılmış. Başımız sağ olsun. Şu anda kar yağışı. Kar yağışı da eklenince fırtına seraları da vurdu. Çatısını kaplayan naylonlar yırtıldı. Ürünler zarar gördü. Fırtınadan dolayı işte seralarımızı rüzgar patlattı. Benzer manzaralar Tokat'ta da vardı. Seraların çatısı uçtu. Sebzelere zarar verdi. Erbaa'da ise fırtınanın geliş anında bir akaryakıt istasyonunun kamerası kayıttaydı. Rüzgar bir binanın çatısına uçurdu. Yere düşen çatı seyir halindeki bir aracın üzerine düştü. Akaryakıt istasyonundakiler de çevreye savrulan parçalardan kaçarak kurtuldu. Muğla Bodrum'da da fırtına ve dolu kabusu yaşandı. Ağaçlar söküldü. Elektrik direkleri devrildi. Bir araç çöken istinat duvarının altında kaldı. Kayganlaşan yolda 6 araç birbirine girdi. Fırtına Samsun ve Kastamonu'da da etkili oldu. Devrilen ağaçlar araçların üzerine düştü. Ülke genelinde yaşananlar, fırtına nedeniyle yaşananlar bunlar ve maalesef ki karbon monoksit zehirlenmeleri, hatırlayın efendim 2 gündür bu ekranlardan aman dikkat diyoruz ama karbon monoksit zehirlenmeleri can almaya maalesef devam ediyor. Erzincan'da polis ve öğretmen çiftinin ölümüne kombinin bacasına düşen buz parçasının neden olduğu ortaya çıktı, bu bir. Allah rahmet eylesin. 2. Aydın'da karbon monoksit gazı yaşlı çifti birbirinden ayırdı ve Kilis'te sobadan çıkan, daha doğrusu sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift maalesef hayatını kaybetti. Kilis, Aydın, Erzincan. Karbon monoksit gazı yine can aldı. Son olarak 3 kişi hayatını kaybetti. Burası Kilis. 55 yaşındaki Fatime Özden ve 74 yaşındaki Fethi Özden çifti sobayı yakmıştı. Yakınları eve gelince çifti hareketsiz halde buldu. Hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Ancak yapılacak bir şey yoktu. Özden çifti hayatını kaybetmişti. Aydın'da da benzer bir olay yaşandı. 60 yaşındaki Serpil ve 65 yaşındaki Raşit Ater çifti karbon monoksit gazından zehirlendi. Çift yatmadan önce sobaya kömür atmıştı. Öğleye doğru Ater çiftini görmeye gelen komşuları hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Serpil Ater'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan Raşit Ater'in durumu ise ağır. Erzincan'da polis memuru Mehmet Ufuk Çabuk ve öğretmen eşi Özlem Çabuk da karbon monoksit gazı nedeniyle hayatını kaybetmişti. O günün detayları ortaya çıktı. Çiftin ölümüne çatıdan üzerine buz düşen kombi bacasının yerinden çıkmasının neden olduğu anlaşıldı. Özellikle kış aylarında karbon monoksit zehirlenmeleri nedeniyle ölümlerde artış oluyor. Isınma sistemleriyle ilgili bazı önlemler almak gerekiyor. Bacaların bakımları mutlaka yapılmalı. Yatmadan önce sobaya kömür atılmamalı. Katalitik sobalar yatmadan önce mutlaka söndürülmeli. Banyo içinde gazlı şofben bulundurulmamalı. Evet, bu konudaki uyarılarımız son derece önemli. Lütfen dikkat edin. Daha fazla can, özellikle evet karbonmonoksit nedeniyle hayattan kopmasın. Allah'tan rahmet dileyelim. Bu arada bir sıcak gelişme. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde silahlı saldırıya uğradı polislerimiz. Biri komiser yardımcısı, 3 polis yaralandı. Bu silahlı saldırıda alınan bilgi şu yönde: uyuşturucu madde ticareti yapıldığı iddiasıyla Manisa Alaşehir Esentepe Mahallesi Çamlıbel Caddesi'ndeki bir adrese arama yapmaya geldi polisler. Zanlı Şahin C'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradılar bu sırada. Vücutlarına isabet eden saçmalarla hafif yaralanan komiser yardımcısıyla 2 polis memuru Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahin C olay yerine gelen takviye ekiplerce yakalandı ve gözaltına alınmış durumda. Saldırıya uğrayan biri komiser yardımcısı, 3 polisin tedavileri sürüyor. Acil şifalar diliyoruz efendim. Manisa'dan Balıkesir'e geçelim. Efendim, Balıkesir'de işçileri taşıyordu minibüs ve tır ne yaptı? Çarpıştı. Kazada maalesef 3 kişi hayatını kaybetti, 9 da yaralı var. Efendim, kaza Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana geldi. İşte kaza sonrası yaşananlar, maalesef minibüsün halini görmektesiniz efendim. Tavuk yüklemesi işinde çalışan, işçileri taşıyan minibüs tıra arkadan çarptı. Bandırma Çanakkale yolundaki kazada ortalık tam anlamıyla savaş alanına döndü. Kazada 3 kişi dediğim gibi hayatını kaybetti. 9 da yaralı var. Yaralılar Bandırma Devlet Hastanesi'nde tedavi altında alındı. İşte kaza anından görüntüler, maalesef Allah'tan rahmet dileyelim 3 kişiye. Maalesef şimdi yine bir kadın cinayeti haberini getireceğiz ama artık iş kadın cinayeti olayından çok daha farklı boyutlara geldi ülkemizde. Bakın, Samsun'da 35 yaşındaki Arzu Aygün 42 gündür kayıptı efendim. Sevgilisi genç kadını tasarlayarak tabancayla vurmuş ve öldürdüğünü itiraf etti malumunuz. Arzu'nun cansız bedeni bulundu. Detaylar korkunç. Muharrem, kıskandığın için mi öldürdün? Bize bahsettiğin tabancayla mı öldürdün Muharrem? 42 gündür kayıptı. Erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Yeter yani, yeter. Her gün kadın ölüyor, her gün kadın ölüyor. Arzu Aygün 35 yaşındaydı. 2 çocuk annesiydi. 17 Aralık'ta evden çıktı. Bir daha haber alınamadı. Polis kayıp kadının bulunması için çalışma başlattı. Sevgilisi olduğu öne sürülen Muharrem Coşkun'un da aralarında bulunduğu 5 kişinin ifadesine başvuruldu. Coşkun, "En son Atakum'da görüştük. Telefonunu verip yanımdan ayrıldı" dedi. Serbest bırakılan Coşkun daha sonra savcılığa gidip Arzu Aygün'ü tabancayla vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Bir akşamüstü 15 yaşında kızım bunu görüyor. Jandarmaya telefon ediyor. Jandarma gelmiyor. Kavga mı ediyorlarmış? Çekiştiriyorlarmış birbirlerine. Polis zanlının ifadesi üzerine Kozluk Mahallesi'nde Arzu Aygün'ün cansız bedenini buldu. Cenaze otopsi için morga götürüldü. Gözaltına alınan Muharrem Coşkun ifadesinde cinayeti işlediği tabancayı denize attığını söyledi. Dalgıç polisler denizde tabancayı bulmak için arama başlattı. Ve maalesef bir kadın daha kocasının elindeki silahtan çıkan kurşunların hedefi oldu. 6 çocuk annesiydi, hayatını kaybetti. Olay Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yaşandı. 6 çocuk annesi Süryan Bey defalarca eşinden şiddet görmüş ve baba evine sığınmıştı. Süryan Bey yine baba evine sığındı. Kadının kocası eşini eve dönmesi için ikna etti. Süryan Bey, oğlu, kardeşi ve kocasının yeğeniyle eve geldi. Bir süre sonra Mehmet Bey'in silahlı saldırısına uğradı Süryan Bey. Kurşunların hedefi oldu maalesef. Sağlık ekiplerine haber verildi ama çok geç olmuştu artık. Talihsiz kadın hayatını kaybetti. Silahlı saldırıda Süryan Bey'in kardeşi de ağır bir şekilde yaralandı. Yaralı 3 kişinin hastanedeki tedavisi sürmekte. Olay Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yaşandı. Bir kez daha söyleyelim. Efendim devam ediyoruz. Gün başlıyordasınız. 29 Ocak Cuma sabahındasınız. Bendeniz Murat Güloğlu. Gün başlıyor etiketiyle mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Twitter Murat Güloğlu, Instagram'da Murat Güloğlu TV. Amerikan Novavax firması geliştirdiği aşının %89.3 başarılı olduğunu açıkladı. Önemli bir detay aktaralım. Novavax firması İngiltere'de devam eden 3. faz çalışmalarına ilişkin erken verileri yayınladı firma. Aşının virüse karşı %89.3 etkili olduğunu açıkladı. Faz 3 testlerine katılanlar arasında virüsün mutasyonunun bulaştığı hastaların da bulunduğu ifade ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin desteklediği firmalar arasında bulunan bu şirketin internet sayfasında aşının İngiltere'de 15.000 kişi üzerinde yapılan denemelerinin devam ettiği, Güney Afrika'da görülen virüsün yeni mutasyonuna karşı da belli ölçüde işe yaradığı özellikle belirtilmiş durumda. Evet, insanlık için hayırlı uğurlu olur umarım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde malum aşı çalışmaları özellikle Joe Biden'dan sonra devam ediyor idi ve fakat gittikçe yavaşlamakta. Eyaletlerde yetkililer hükümetin zamanında ve yeterince aşı göndermemesinden şikayetçi. Önemli bir iddiada ABD basınından geldi. Aşı kampanyasında eşitsizlik yapıldığı öne sürülüyor bu önemli iddiada. Alışveriş merkezleri ve stadyumlar aşı merkezlerine dönüştürüldü ancak aşı çalışmalarında istenen hız bir türlü yakalanamadı. Amerika'da dev aşı merkezleri boş kaldı. Eyalet yönetimleri federal hükümetin zamanında yeterince aşı göndermediğini iddia etti. Gelecek aşının doz miktarını bilemedikleri için randevu ayarlama konusunda sorun yaşadıklarını belirtti. Ülkede en fazla vaka sayısının görüldüğü Kaliforniya ve en fazla can kaybının yaşandığı New York, Ocak başından bu yana aşı bekliyor. Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı ise Pentagon'dan aşı çalışmalarına yardım talep etti. Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, isteğin önemine binaen acilen değerlendirmeye alınacağını söyledi. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin son verilerine göre Amerika'da dağıtılan aşı sayısı 47 milyonu geçti. İlk doz aşı vurulan kişi sayısı 25 milyonda kaldı. İkinci doz aşı yapılmış toplam Amerikalı sayısı ise 4 milyona yaklaştı. Trump yönetimi 2020 sonuna kadar 20 milyon doz aşı yapılması hedefini gerçekleştirememişti. Yeni başkan Joe Biden ise aşılama sürecini yeteri kadar hızlı olmamakla eleştirmiş, göreve geldiği ilk 100 gün içinde 100 milyon aşı taahhüdünde bulunmuştu. Öte yandan Amerikan basınında yer alan bir araştırma aşı kampanyasında eşitsizlik yapıldığı tartışmalarını başlattı. Araştırmalara göre aşı kapsamına alınan beyazların oranı siyah ve Latinlere göre 2 kat daha fazla. Beyazların aşılanma oranı %4'ün üzerinde gerçekleşirken siyahlarda oran %1.9, Latin nüfusta %1.8'de kaldı. Eşitsizlik olabiliyor maalesef. Siyah, beyaz ya da siyasi ya da değil, siyasi parti mensubu ya da değil, işte bütün bunlar eşitsizliği yaratan ana maddelerden biri olabiliyor. Sadece Amerika'da değil, tüm dünyada herhalde. Şimdi arkamda görmektesiniz İstanbul'umuzun havası. Efendim, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler neredeyse bir yıldır hayatımızda. İstanbul'un havasını da ciddi anlamda temizledi. Atmosferdeki kirletici unsurlar azaldı. İstanbul'un hava kirliliği değerleri 2019'a göre %10 oranında düşmüş durumda. Fabrika bacaları durdu. Otomobiller otoparklara çekildi. Halk Covid-19 salgını nedeniyle evlere kapanınca İstanbul'un havası da temizlendi. Hava kirliliği değerlerinde %10 azalma olduğunu görüyoruz. İstanbul'un hava kalitesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi verileri ortaya koydu. Yıllık bazda hava kirliliğinde %10'luk bir azalma olduğu, koronavirüs tedbirlerinin yoğun olarak uygulandığı günlerde hava kalitesinin daha da arttığı görüldü. Yoğun tedbirlerin alındığı Nisan-Mayıs, Kasım-Aralık ayı verilerini dikkate aldığımızda 2020 yılında kirletici değerlerinin 2019 yılına göre %25 azaldığını görüyoruz. Tedbirsiz günlerde ise durum tam tersi. Örneğin Ocak, Şubat, Mart, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim aylarında, yani yoğun tedbirlerin alınmadığı aylardaki verileri 2019 ve 2020 yılı olarak karşılaştırdığımızda genel olarak kirletici miktarında önemli bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Hafta içi ve hafta sonu hava kalitesi de araştırıldı. Hafta içi kirletici değerler %10 azaldı. Tedbirlerin uygulandığı hafta sonları ise çok daha temiz. 2020 yılında 2019'a göre %29 oranında hava kirliliği değerlerinin azaldığını görüyoruz. Uzmanlar hava kalitesindeki düzelmenin koronavirüs günlerinden sonra da devam etmesi gerektiğini vurguluyor. Fosil yakıtlardan daha ziyade yenilenebilir, yani güneş enerjisi, sonsuz bir enerji var. Rüzgar enerjisi, su enerjisi gibi havayı kirletmeyen doğa dostu enerjiler üretebilir ve bunları evimizde veya iş yerimizde kullanabiliriz. Görüldüğü üzere her şerde bir hayır var değerli dostlar. Peki 29 Ocak sabahındayız. Şimdi saat başında yeniden bir araya geleceğiz. Gün başlıyor da ama öncesinde kültür sanat dünyamızda neler oluyor ona bir göz atalım. The Artworks İstanbul, İz Öztat'ın Kağıt Üzerine Sulu Boya isimli kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçının yaptığı sulu boyalardan yola çıkarak kurguladığı Akan Suya Kabus Anlatmak adlı yeni video çalışması ve daha birçok eser 11 Şubat 23 Mart tarihleri arasında ziyaret edilebilir. İstanbul Modern Sinema'nın hazırladığı Gelecek Kısa programında Oscar'a aday 8 kısa film 31 Ocak'a kadar ücretsiz ve çevrimiçi olarak izlenebilir. Türkiye'de taverna müziğinin öncüsü, piyanist sanatçı Ferdi Özbeğen, vefatının 8. yılında tüm mal varlığını ve beyaz piyanosunu bağışladığı Türk Eğitim Vakfı tarafından anlamlı bir etkinlikle anıldı. Sanatçının Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi'nde bulunan ünlü beyaz piyanosunun başında bu kez okulun mezunlarından Gülçin Çetin vardı. Çetin, Gündüzüm Seninle adlı parçasını Ferdi Özbeğen için çaldı. İş Sanat başlattığı yeni video serisiyle Türk resim sanatında yer edinmiş sanatçı ve eserlerin izini sürüyor. Sanat eleştirmeni Ayşegül Sönmez'in hazırlayıp sunduğu Türk Resminin İçinde başlıklı seri, kurumun sosyal medya hesaplarından her hafta sanatseverlerle buluşmaya devam edecek. Fazilet Kendirci'nin yeni sergisi Altıgen Bellek 12 Şubat 26 Şubat tarihleri arasında Piramit Sanat'ta izlenebilir. Milyon Yapım tarafından hayata geçirilen Her Ev Bir Sahne projesi kapsamında 240 müzisyen 10 gün boyunca evlerinden 24 saat kesintisiz canlı konser verecek. 18-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliğin bilet satışlarından elde edilecek gelir katılımcı müzisyenlere eşit olarak paylaştırılacak. Konserlere müzisyen olarak katılım için son başvuru tarihi 1 Şubat. Ahmet Tiryakioğlu vokalde Gözde Öney'in yer aldığı yeni teklisini dijital platformlarda yayınladı. Efendim devam ediyoruz. Gün başlıyordasınız. Bir kez daha hoş geldiniz. 29 Ocak 2021 Cuma sabahındayız. Güzel bir Cuma olsun. Hayırlı Cumalar, mübarek Cumalar, şahane Cumalar diliyoruz. Ve tabii Cuma deyince de hafta sonu kısıtlamaları malum. Başlıyor saat 21 itibariyle. O da geçecektir efendim. Merak buyurmayınız. Peki bendeniz Murat Güloğlu. Bütün ekip arkadaşlarım adına sevgi, saygı, dostluk, barış, kardeşlik gönderiyoruz. Tüm dünyaya, tüm Türkiye'ye ve beklenen oldu. Nedir? Çin'den aşılar geldi. Detayları söyleyeceğim ama gün başlıyor etiketiyle mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Twitter Murat Güloğlu, Instagram'da Murat Güloğlu TV. Efendim Çin'den 3,5 milyon doz aşı daha geldi yarım saat önce. Böylece şimdiye kadar Türkiye'ye getirilen koronavirüs aşı miktarı 13 milyon doza ulaşmış durumda. Efendim Çin'den getirilmesi planlanan 10 milyon dozluk aşının 6,5 milyon dozluk ilk partisi malum pazartesi günü getirilmiş idi. Saat 6 geçe hatta bu ekranlardan canlı paylaşmıştık. İkinci partideki 3,5 milyon doz aşı da az evvel İstanbul'a geldi. Türk Hava Yolları uçağıyla aşılar yapılacak. İncelemelerin ardından Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun onayı ile hastanelere ve sağlık ocaklarına dağıtılacak ve belirlenen takvim çerçevesinde aşılamalar devam edecek. Aile sağlık merkezlerinde malumunuz aşılamalar gerçekleştirilmekte ağırlıklı olarak. Bir kez daha vatana millete hayırlı uğurlu olsun diyelim. Peki salgında ne aşamadayız? Bu son derece önemli. Sağlık Bakanı'nın uyarılarıyla beraber aktaralım efendim. Maalesef Türkiye'mizde 129 can vatandaşımız, 129 yurttaşımız daha hayatını kaybetti. 28 Ocak verileri bunlar. 7.279 da yeni vaka tespit edilmiş durumda. Veriler Sağlık Bakanlığı'ndan o turkuaz tabloyu görmektesiniz efendim. Toplam can kaybı maalesef bu verilerle beraber 25.605 kişiye yükseldi. Toplam can kaybı 173.210 test yapıldı. 7.279 yeni vaka tespit edildi. Dediğim gibi 670'te yeni hastamız var. İyileşen 8.902 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2.340.216'ya yükselmiş durumda. Toplam hastalarda zatürre oranı %4.7 ve ağır hasta sayısı ise 1.751 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni vaka sayısına özellikle dikkat çekiyor. Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından da tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız ifadesini özellikle kullandı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Tabii bir taraftan da malum virüsün hani şekil, boyut değiştirmesi, mutasyona uğraması, varyasyon virüsün hayatımıza girmesiyle daha da hızlı yayılır oldu. Aman dikkat diyoruz değerli dostlarımız. Tedbirlere mümkün mertebe uyalım. Maske bu işin en büyük çarelerinden biri ve tabii ki aşılanma. O konuda da vatandaşımız son derece bilinçli ve duyarlı, son derece motive. Aşılar geldiği sürece aşılanmalar da devam ediyor. O da güzel. Ama işte maalesef hayatını kaybedenlerimiz de bir hayli fazla. Allah'tan gani gani rahmet eylesin diyoruz. Peki aşılamalara şimdi biz göz atacağız. Gördüğünüz gibi Çin'den yine bir parti geldi. Ama yerli aşı ne durumda? Şimdi yerli aşı geliştirme çalışmalarına ilişkin mesajlar var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. 3 yenilikçi aşının faz aşamalarına başlanmak üzere olduğunu belirtiyor Erdoğan. Amerika ve Çin'den sonra diyor, Covid-19 konusunda en çok aşı projesi yürüten 3. ülke durumundayız diyor. Şu anda 3 yenilikçi aşı adayımız faz çalışmalarına başlama arefesindedir. Mevcut inaktif aşılardan daha etkin olma potansiyeline sahip bir aşımız ile İkinci nesil bir aşımızın çalışmaları da hızla devam ediyor. Üretim onayı almış firmalarımız, yenilikçi yerli aşılarımızın üretim süreçlerine dahil oldular. Yerli aşı çalışmalarında gelinen son durumu anlattı. Uluslararası arenada önde gelen bir oyuncu olacağız dedi. 436 araştırmacımız aşı ve ilaç geliştirme odaklı 17 proje yürütüyorlar. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Amerika ve Çin'den sonra Covid-19 konusunda en çok aşı projesi yürüten 3. ülke durumundayız. İnşallah kendi aşısını tasarlayan, geliştiren ve üreten bir ülke olarak uluslararası arenada önde gelen bir oyuncu konumuna geleceğiz. Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA bilim ödülleri töreninde konuştu. Türkiye'yi bilim insanları için cazip hale getirme çalışmaları hakkında bilgi verdi. Türkiye'yi kendi vatandaşlarımız yanında dünyadaki tüm bilim insanları için de bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. İnşallah bu yıl içerisinde yeni bir çağrı daha açarak alanının en iyisi en az 100 araştırmacıyı da ülkemize kazandıracağız. Ödüle layık görülenlere plaketlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Tabii memleket genelinde aşılanma çalışmaları da malum devam ediyor. Şimdi hafta başı itibariyle 80 yaş üzeri gençlerimize yapılmaya başlanan aşıda yaş sınırı 75'e kadar çekildi biliyorsunuz. 75 yaş ve üzerindekiler hem aile sağlığı merkezleri hem de hastanelerden randevu alarak aşı yaptırabiliyorlar malumunuz. Yaş kaç? 75 yaş. 3 ay içerisinde Covid hastalığı geçirdin mi? Hayır, geçirmedim. Önce sağlık çalışanları aşı oldu. Ardından engellilerle bakım evi ve huzur evlerinde barınanlar aşılandı. Sonra da sıra ileri yaş gruplarına geldi. 90 yaş ve üzeriyle başladı. Yaş sınırı 75'e kadar indi. Kaç yaşındayız? 78. Aşı olmaya geldik. Nasıl hissediyoruz? Çok iyi. Herkesin aşı olmasını tavsiye ederim. Çok bekledik mi bugünü? Biraz bekledik. 80 yaş grubu ve üstüyle başladık bu hafta. Bugün itibariyle de 75 yaş üzerine geçtik. Bugün açtığımız randevuların %90'ı dolmuş durumda. Heyecanlı mıyız? Heyecanlıyım, evet. Herkese tavsiye ederim. 2 aydır evde duruyorum. İçeri çıkmadım bile. Peki bugün dediler ki 75 yaş üzeri artık serbest. Heyecanlandınız mı? Biraz. Hemen sabah randevu mu aldınız? Evet. Şimdi de aşı olacaksınız. Evet, inşallah inşallah. Feyzullah amcamız aşısını oldu. Aşı olduktan sonra hastalarımızı yaklaşık bir yarım saat bu görmüş olduğunuz bekleme alanlarında bekletiyoruz. Şu ana kadar bu gördüğünüz alanda 3000 üzerinde aşılama yaptık. Herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Bugün geldi, aşı olduk. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Şimdi iyi hissediyorum. Herhangi bir yaramazlık yok. İyiyiz. Bugünü çok beklediniz mi? Çok bekledik. Bugünü çok bekledik. 6 aydır ve bekliyorum yani. 75 yaş üzeri olan kişiler hem aile sağlığı merkezlerinde hem de hastanelerde randevu olarak aşı olabiliyorlar. Peki efendim, kısaca hatırlatalım mı? Nasıl alabilecekler bu randevuları? Öncelikle kendilerinin doğru aralıkta, yani aşı için uygun aralıkta olup olmadığını test edecekler. Kişi 20-23'e aşı, boşluk, TC kimlik numarası, boşluk, kimlik numarası, seri numarasının son 4 rakamını mesajla ataraktan uygun grupta olup olmadığını öğrenebilir. E-nabızdan öğrenebilir, 182'yi de arayabilir. İlk doz aşıyı olanlar 28 gün sonra ikinci dozu alacak. Bundan sonra sırada 70 ve 65 yaş var. Bu partiyi tamamladıktan sonra sırada hizmetin devamında korunması gerekenler başlayacak. Yani bu Milli Savunma Bakanlığı, işte zabıta gibi, eğiticiler, öğretmenler gibi halkın içinde olan grup var. Onların aşılaması başlayacak. Ondan sonra da 65 yaşla 50 yaş arasındaki gruba. Ama dikkat, bu aşamadaki en büyük risk aşı olduğum rahatlığına kapılmak ve tedbiri elden bırakmak. Yeterli antikorumuzun oluşması için en az bir 4 haftalık süreden bahsediyoruz. O yüzden de biz maskemize, mesafemize ve temizliğimize dikkat edeceğiz. Yani aşı olduğu iş bitti yok. Devam ediyoruz koronavirüs haberlerine ve aşı haberlerine. Tabii bir miktar ara verelim. Siyasette neler oluyor malumunuz. Polemik üzerine polemik. Sözde Cumhurbaşkanı polemiğinden geldik militan vali polemiğine. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu, devlet görevlileri AK Parti militanına dönüştü nitelendirmesine bir açıklık getirdi. Bu arada Babacan Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti, onu da ifade edelim. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakarete uğrayanlar Kılıçdaroğlu'na dava açmalı sözlerine de yanıt veriyor CHP lideri. Kılıçdaroğlu'na Erdoğan'ın CHP yönetimini 5. kol faaliyeti yürütmekle suçlaması da soruldu. Bakın neler söylüyor. Eğer bir Milli Eğitim Müdürü İHVA'nın yaptığı şu hareketi arka tarafındaki panoya koyup ve böyle bir fotoğraf veriyorsa bu kişi devlet memuru değil. CHP lideri Kılıçdaroğlu devlet görevlileri AK Parti militanına dönüştü iddiasında bulunmuş. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek bu zatın hakaretine uğrayanlar dava açmalı demişti. Kılıçdaroğlu militan nitelendirmesine açıklık getirdi. Devlet memuru siyasette uğraşmaz. Valiler, kaymakamlar siyasetle uğraşmazlar. Bir siyasi partiyi temsil etmezler. Devleti politize etmesinler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakarete uğrayanlar Kılıçdaroğlu'na dava açmalı sözlerine de yanıt verdi. Sayın Erdoğan'ın bütün valiler dava açsın demesi, bütün valiler benim emrimdedir ve AK Parti'nin emrindedir. Bu ne demektir? Bir partinin genel başkanının talebinin bütün valiler tarafından kabul edilmesi demektir. Ama bunun akılla mantıkla bilgisi var mıdır? Kılıçdaroğlu'na Erdoğan'ın CHP yönetimini 5. kol faaliyeti yürütmekle suçlaması da soruldu. Devleti yönetmesini bilmeyen kişi kullandığı sözcüklere dikkat etmelidir. İşsizlik sorunu var. Konteynerlarda çöp toplayanlar var. Niye konuşmuyor? Erdoğan'ın derdi ne? Cumhuriyet Halk Partisi. Niye Cumhuriyet Halk Partisi? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi doğruları söylüyor. Tahammül edemiyordu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ağırladı. Görüşmenin gündeminde güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmaları vardı. Belli bir takvim yok yani. Oturacak arkadaşlar, akademik dünyadan da, bu işin uzmanlarından da yararlanacaklar. Bir toplumsal mutabakat arayışını önemli görüyoruz. Heyetlerimizin güçlenmiş parlamenter sistemle ilgili de istişare süreci başlatmasında iyi olacağı kararına vardık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçime kapıyı kapatıp 2023'ü işaret eden sözleri de iki lidere soruldu. Seçime karar verecek olan parlamento ve Sayın Erdoğan ne zaman arzu ederlerse seçime gidebiliriz. Biz tedbir olarak, önlem olarak mümkün olan en kısa zamanda seçimlere hazır hale gelen bir siyasi parti olmayı hedefledik ve bunu da gerçekleştirdik. Ve Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü dönemi üzerinden yürütülen Z kuşağı polemiği. Sayın Erdoğan kendisine güveniyorsa Z kuşağı önünde oturup tartışalım. Kendisi 19 yıldır yönetiyor. Niye açık çok daha fazla büyüdü? Eksi 47 milyar dolarlık bir rezerv haline getirdi Merkez Bankası'nı, bir ticari kuruluşu. Merkez Bankası'nı batıran kişi kimdir? Evet, sorular, cevaplar, konuşmalar, polemikler. Şimdi önemli bir taraftan da ziyaretler dikkat çekiyor. Ağırlıklı olarak parlamenter sistem, güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmaları üzerinden bu ziyaretlerde görüş alışverişi yapıldığı ifade ediliyor. Peki ittifak çalışmalarında ne durumda, nerelere gelinecek, kim kiminle olacak, hep beraber onu da göreceğiz önümüzdeki zamanlarda. Şimdi malumunuz bu militan tartışması sürerken Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den de bir açıklama geldi. Hiç kimse diyor, anayasaya bağlı olarak çalışan hakim ve savcılarımız da militan diyemez diyor Bakan Gül. Bu arada FETÖ'nün kumpaslarını da hatırlatıyor. Efendim, hakime, savcıya, valiye, kaymakama militan diyen, militan görmek istiyorsa o döneme baksın ifadesini kullanıyor. Kimse hakim ve savcıya, hukuka ve adalete, anayasaya bağlı olarak çalışan hakim ve savcılarımıza militan diyemez. Siyasetteki militan tartışmasına böyle tepki gösterdi. FETÖ'nün devlette etkin olduğu dönemi hatırlattı. Vicdanını satmış, aklını kiraya vermiş militanların hukuka ve adalete verdiği tahribatı halen giderebilmiş değiliz tam olarak. Bugün bu ülkenin hakimine, savcısına, valisine, kaymakamına militan diyen birisi militan görmek istiyorsa o döneme baksın. Bu yaşadığımız, bu hatırladığımız dönemlerdeki militanlara baksın. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, hakime, savcıya, valiye, kaymakama militan diyenlere FETÖ'nün kurduğu kumpasları hatırlatarak yanıt verdi. Mahremiyet ifşasını, özel hayat komplolarını, kaset tezgahlarını yaşam tarzı haline getirenlere baksın. Bu çarpık zihniyet her sözüyle aslında devletin FETÖ militanlarından adım adım ve büyük kararlılıkla temizlenmesinden duyduğu üzüntü ve öfkeyi yansıtmaktadır bu anlayış, bu zihniyet. Bakan Gül, Veri Koruma Günü programına katıldı. Kişisel verilerin korunması mevzuatının Avrupa Birliği'ne uyumlu hale getirileceğini söyledi. WhatsApp'ın veri paylaşma zorunluluğuna tepki gösterdi. Avrupa Birliği ülkelerine bu anlamda çifte tercih sunulması, buna rağmen farklı ülkelerde farklı tutum içerisine girilmesi de yine çifte standart. Bu konuda hiçbir çifte standart asla kabul edilemez. Bakan Gül, çalışmaları süren insan hakları eylem planının da yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını belirtti. Vatandaşımız daha özgürleşerek Türkiye'nin demokrasisini, hukuk devleti çıtasını daha da yukarıya çıkaracağız. Birileri reformlardan rahatsız olsa da reform dendiğinde statüko ve pozisyonları kaybedilir endişesiyle bunu engellemeye çalışsa bile AK Parti reformcu bir partidir. Milletimizin beklentilerini yerine getirmek milletimize karşı bir görevimizdir. Dolayısıyla Bakalım beklentiler yerine gelecek mi? Reforma ilişkin olarak Bakan Abdülhamit Gül'ün açıklamaları bunlar. Hazır sözü FETÖ'ye de getirmişken hemen açıklayalım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yakalandı biliyorsunuz. FETÖ'nün mahrem imamı Ahmet Yiğit Türkiye'ye getirildi efendim. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu ki, Kuzey Kıbrıs'ta terör ve organize suç örgütü mensuplarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar sonuç verdi deniyor. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Polis Genel Müdürlüğü ve Lefkoşa Büyükelçiliği koordinatında bir operasyon düzenlendi. Operasyonda terör örgütü FETÖ üyesi Ahmet Yiğit de yakalandı deniliyor. Yiğit'in emniyetteki mahrem yapılanma içinde yer aldığı ve Hatay'da görev yapan örgüt üyesi polis memurlarından sorumlu FETÖ abisi olduğu belirlendi. İşte görmektesiniz efendim. Girne Limanı'nda hareket eden yolcu gemisiyle saat 2.45'te Mersin'e getirildi Ahmet Yiğit. Bu şekilde Silifke Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince de gözaltına alındı. Bir kez daha söyleyelim. Evet, bu arada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sözü açmışken bir günaydın gönderelim adaya. Bu arada Covid-19 tedbirleri kapsamında Lefkoşa'da 7, Girne'de 14 günlük tam kapanma söz konusu. Onu da söyleyelim. Bir taraftan da dün itibariyle de 20.000 doz aşı gönderildi Türkiye tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mize. Bir sevgi selam olsun. Efendim, merakla beklenen reform çalışmasında artık sona gelinmiş. Taslak metnin ayrıntılarına tabii ki Habertürk ulaştı. Eylem planında 1. Adil yargılanma hakkının güçlendirilmesi. 2. Özel hayatın güvence altına alınması. 3. Mülkiyet hakkının daha etkin korunması gibi başlıklar dikkat çekiyor. Ayrıca bekçilere ve zabıtalara insan hakları eğitimi verilecek. Önemli. Eşe karşı işlenmiş suçlardaki ağırlaştırıcı sebepler boşanan eşi de kapsayacak şekilde genişletilecek. Detaylar Fevzi Çakır'ın özel haberinde. İnşallah yakında kapsamlı reform teklifimizi bir bütün olarak kamuoyunun bilgisine ve takdirine sunacağız. Merakla beklenen reform çalışmasında sona gelindi. Reformun ilk adımı olarak İnsan Hakları Eylem Planı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. O metnin ayrıntılarına Habertürk ulaştı. İnsan Hakları Eylem Planı taslak metni 9 amaç, 49 hedef ve 374 faaliyetten oluşuyor. Eylem planında devletin, bireylerin hak ve hürriyetlerini koruma görevine vurgu yapılıyor. Hak ve hürriyetleri koruma altına alacak yasal düzenlemeler yer alıyor. Taslakta hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflık, adil yargılanma hakkının güçlendirilmesi, özel hayatın güvence altına alınması, mülkiyet hakkının daha etkin korunması gibi başlıklar dikkat çekiyor. Çok önemli bir reform süreciyle ilgili çalışmalara hız verdik ve bunu yetkili kurullarımıza da sunduk. Hazırlık süreci Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından yürütülen eylem planı geniş kesimlerle yapılan görüşmeler sonucunda oluşturuldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararları da dikkate alındı. Taslakta kamuoyunda çok tartışılan başka başlıklar da yer aldı. Vatandaşlarla sık sık yüz yüze gelen çarşı ve mahalle bekçileriyle zabıtalara insan hakları eğitimi verilecek. Kadına yönelik şiddeti önlemek için adımlar atılacak. Eşe karşı işlenmiş suçlardaki ağırlaştırıcı sebepler boşanan eşi de kapsayacak şekilde genişletilecek. Tek taraflı ısrarlı takip ayrı bir suç olarak düzenlenecek. Bir kadını fiziki ya da haberleşme yoluyla ısrarlı bir şekilde takip eden kişiler cezalandırılacak. Boşanma davaları tarafların daha fazla yıpranmaması için hızlı neticelendirilecek. Bunun için boşanma davaları istinaf mahkemesine gitmeyecek. Doğrudan Yargıtay'da yapılacak temyiz incelemesiyle sonuçlanacak. Çocukların psikolojisi için çocuk dostu adliye konsepti hayata geçirilecek. Çocukların taraf olduğu davalarda hakimler cübbe giymeyecek. Ve uzun zamandır beklenen hayvan hakları düzenlemesi. Hayvanlara karşı işlenen suçlar cana karşı işlenmiş suç sayılacak. Failler artık cezasız kalmayacak. Özellikle salgın döneminde fahiş fiyat artışlarıyla gündeme gelen gıda arzı konusu da eylem planında yer alacak. Güvenli gıda arzını temin etmek ve bu konuda kamuoyunu hızlı bir şekilde bilgilendirmek için tüketici kuruluşlarının da yer alacağı bağımsız bir yapı oluşturulacak. Düzenlemelerin bir kısmı 4. yargı paketi olarak, bir kısmı da idari tasarruflar yoluyla hayata geçirilecek. Evet, önemli siyasetteki reformlar hele ki bu zaman diliminde ekonomiyi de etkilerse yatırımları ve elbette ki istihdamı da etkileyecektir. İnşallah hep beraber göreceğiz. Bu arada Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Atalay çalışma hayatının sorunlarına ilişkin bir rapor sundu. Detayları ben de aktaracağım rakam bazında. İşten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin uygulamasındaki suistimallerin aktarıldığı bu raporda tabii ki taleplere de yer verilmiş. Cumhurbaşkanımızın yanındaydık. Bu işten çıkarmalarla ilgili sıkıntılarımız var. Hükümetimiz güzel bir karar aldı ama maalesef bunu kötüye kullanan işverenlerimiz var. İşten çıkarma yasağı suistimal ediliyor dedi. Nakdi ücret desteğinin asgari ücret seviyesine yükseltilmesini, aile faktörünün göz önünde bulundurulmasını istedi. Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonu Türk İş'in talepleri böyle. Bu talepler için Türk İş Başkanı Ergün Atalay Beştepe'ye çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir rapor sundu. Ücretsiz izne çıkartıyor ya iş hakkını feshediyor. Bu işi ücretsiz izne çıkan adam bir kısa çalışma ödeneğinden istifade edemiyor. İşte bunları konuşma imkanımız oldu. Şimdi arkadaşlarımız bununla ilgili bir hazırlık yapıyorlar. Kamuoyuna açıklama yapacağız. Salgın sürecinde işverenin çalışanını işten çıkarması yasak. Ancak ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller yasak kapsamı dışında. Atalay'a göre bu sistem her yönüyle işçi aleyhine işliyor. İşten çıkarma yasağı her yönüyle işçi aleyhine işliyor. Özellikle sendikal örgütlenenlerin iş akitleri feshediliyor ya da işler ücretsiz izne gönderilerek cezalandırılıyor. Ülkemizin dört bir tarafında binlerce işçi bu yöntemle haksız şekilde işten çıkarıldı. Bu şekilde işten çıkarılan işçiler işsizlik sigortası, ihbar ve kıdem tazminatlarını alamıyor. Atalay, bazı işverenlerin ise kıdemi fazla olan işçileri ücretsiz izne göndererek istifaya zorladığını savundu. Bu durumdaki işçiler mevcut iş sözleşmeleri sona ermediğinden hukuken korumasız kalıyor dedi. Atalay, nakdi ücret desteğinin de aylık 1420 liradan en az 2825 liraya yükseltilmesini talep etti. İşçi ve ailesinin bu ücretle temel ihtiyaçlarını karşılaması artan hayat pahalılığı nedeniyle son derece güç. İşçi işten çıkarılmıyor ancak yaşamını da sürdürmekte zorlanıyor. Bu nedenle nakdi ücret desteğinin en az asgari ücret seviyesine yükseltilmesi gerekiyor. Aile durumu dikkate alınarak ödeme yapılmasının da isabetli olacağını düşünüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde çalışma hayatının diğer sorunlarını da gündeme getirdiğini aktaran Atalay, sorunların çözüme kavuşturulacağına inandığını belirtti. Şimdi Merkez Bankası Başkanı'nın da açıklamalarını var ekranlara getireceğim ama Türk İş'in açlık ve yoksulluk sınırı raporu var. Daha doğrusu rakamlar. Sadece rakamları vereceğim. Durumumuzu anlayabilirsiniz az çok değerli dostlarımız. Şimdi 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2652 lira imiş. Türk İş'in raporu bu. Yoksulluk sınırı ise 4 kişilik bir ailenin 8638 lira imiş. Hani az çok kazancınızı tabii ki biliyorsunuz, hepimiz biliyoruz vesaire. İşte ona göre açlık sınırında mısınız yoksa yoksulluk sınırında mısınız onu anlayabilirsiniz. Bekar bir çalışanın, mesela benim gibi, aylık yaşam maliyet tutarı 3222 lira imiş. Muhtemelendir ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan raporun içinde bu rakamlar da var. Açlık ve yoksulluk sınırı araştırması ve ortaya çıkan rakamları sizlerle paylaştım. Türk İş'in internet sayfasında açık ve net bir şekilde görülmekte. Peki efendim, şimdi madem paradan açtık sözü, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın sözleri son derece önemli. Mesela faiz indirimi için erken diyor. Onun detayına gelirim şimdi. Yıl sonu enflasyon tahminini %9.4 olarak açıkladı. Hadi inşallah diyelim efendim. Gıda fiyatlarının 2021'de risk oluşturduğunu söylüyor Ağbal. Bu da enflasyon için son derece mühim. Dediğim gibi faiz indirimi için de erken deniyor. Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınlamıştı. 4 STK içinde TOB var, TÜSİAD var. Şimdi 4 STK'dan gelen istişare çağrısına da yanıt vermiş Ağbal. Enflasyonla mücadele için sahaya ineceklerini duyurmuş. Bakalım nasıl bir çalışma yapılacak? İzleyelim, üzerine konuşalım. Enflasyonun 2021 yılı sonunda %9.4 olarak gerçekleşeceğini, 2022 yıl sonunda %7'ye ve 2023 yıl sonunda ise orta vadeli hedef olan %5 seviyesine gerileyerek istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz. Ekim enflasyon raporunda öngörülen tahminlerini korumuş olduk. Enflasyon tahmini değişmedi ama gıda fiyatlarına ilişkin varsayım yukarı doğru güncellendi. gıda enflasyonu varsayımımızı 1 puan artışla %11.5'e revize ettik. Gıda fiyatlarında öngörülen yüksek seyir enflasyon tahminini 0.2 puan yükseltirken yönlendirilen fiyatlar büyük ölçüde tütün ürünlerindeki vergi ayarlamasının etkisiyle tahmini 0.3 puan aşağı çekti. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal 2021'in ilk enflasyon raporunu açıkladı. Ağbal'ın en çok üzerinde durduğu konu gıda fiyatlarındaki artış oldu. 2021 için risk oluşturacak dedi. Alınacak tedbirleri sıraladı. Hukuk ve ekonomi alanındaki reformların enflasyonu düşürücü sürece katkı sağlayacağını da söyledi. Farklı gıda ürünlerinde üretim arzının arttırılması, zamanlama bakımından uyarlanması gibi çalışmalarla da yapısal tedbirlerin de devrede olacağını söylemek mümkün. Erken uyarı sistemi biliyorsunuz hem üretim aşamasında hem toptan hem de perakende aşamasında bütün zincirin anlı olarak takibi ve kararların da zamanlı olarak alınmasını sağlıyor. Ağbal kısa vadede faiz indirimine ise kapıyı kapattı. Elimizdeki veriler faiz indirimlerine dönük bir gündemin konuşulmasının çok erken olduğunu değerlendiriyoruz. Yukarı yönlü para politikası faizinin ilave sıkılaştırma yapacak şekilde değiştirilmesi ise mevcut elimizdeki veriler ile yeni elde edeceğimiz verilerin işaret ettiği eğilime bağlı olarak belirlenecektir. Ve TOP, TESK, TÜSİAD ve MÜSİAD'dan gelen işbirliği çağrısı. Enflasyon hedefine tek başına ulaşamayacaklarını belirten Ağbal, sahaya ineceklerini açıkladı. Ne tek başına Merkez Bankası burada ortaya konulan hedefi sağlayabilir ne de herhangi bir başka paydaş bunu sağlayabilir. Buna hep beraber sahip çıkarsak ancak bunu gerçekleştirebiliriz. Kendilerine teşekkür ediyorum. Fiyat istikrarının önemini tüm paydaşlarla paylaşmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla ziyaretler, toplantılar ve medya programlarını başlatıyoruz. Evet, alana iniyorlar, sahaya iniyorlar daha doğrusu enflasyonla mücadele için. Bakalım nasıl bir mücadele sergilenecek? Önemli bir cümle, faiz indirimi içinde erken ifadeleri mühim. Bakalım kimi çevrelerce nasıl karşılanacak bu açıklama, bu sözler hep beraber göreceğiz. Sözü hazır paraya getirmişken bakalım piyasalar güne nasıl başlıyor? Şimdi efendim Borsa İstanbul 100 endeksi geçtiğimiz gün %4,5 bir düşüş sergilemişti ki dün biraz toparladı. %2,14'lük bir artışla. Evet, güne bu şekilde başlıyor. 1498,32 seviyesinden başlayacak Borsa İstanbul 100 endeksi. Dolarda aslında yatay seyir sürüyor hep söylediğimiz gibi. Kimi inişler, kimi çıkışlar an itibariyle 7 lira 36 kuruştan işlem görmekte dolar. Euro'ya bakalım. Dolar euro gibi yine aynı şekilde dolar da euro da hem yatay seyrinde ama o minik minik iniş ve çıkışları sergilemekte. An itibariyle 1 euro 8 lira 92 kuruştan işlem görmekte. 1.20 seviyesinde euro dolar paritesi. Dövizde bunlar olurken altında neler oluyor bakalım. 436 lira gram altın. O da yer yer düşüyor, yer yer iniyor ama minik minik diyebiliriz tabiri caizse. Çeyrek altından itibariyle 713 liradan işlem görmekte. Yarım altın 1427, tam altınsa 2846 lira. Peki altının onsuna da şöyle bir göz atalım. O da düşüş trendinde 1842 dolardan işlem görmekte. Özellikle teşvik paketinin onaylanmasından sonra altının onsunun daha da artacağı ifade ediliyor. Onu da ifade edelim, söyleyelim. Brent petrolde 55 dolar seviyelerinden işlem görmekte. Güne işte bu seviyeden başlayacak döviz ve dolar, daha doğrusu altın dünyası. Peki aslında hani tavuğun ya da peynirin ya da etin çarşı pazarın da seviyesini de aktarmak lazım. O da gün be gün malumunuz artışlar, çıkışlar, inişler bir hayli fazla. Neyse geçelim şimdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde malumunuz çok fazla kilitlenmişti dünya bir dönem. Geçen ay neden? Çünkü seçimler vardı. Ama bu haber başka. Bir fabrikada meydana gelen nitrojen sızıntısı nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi de hastaneye kaldırılmış. Amerika Birleşik Devletleri basınında yer alan bu haberlere göre Amerika Birleşik Devletleri Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinin kuzeyindeki bir gıda işleme tesisinde sıvı nitrojen sızıntısı meydana gelmiş. Sızıntının fark edilmesinin ardından tesisteki yaklaşık 130 kişi de tahliye edildi. Olayda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti. 10 kişi de yaralandı. 3 kişinin durumununsa kritik olduğu ifade ediliyor. Soruşturma sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu sıvı nitrojen sızıntısının bakalım nasıl bir soruşturma, daha doğrusu soruşturmanın sonucu ne olacak hep beraber göreceğiz. Ve tabii Biden yönetimi bekleneni yapıyor. Özellikle Trump döneminde yapılan anlaşmaları incelemeye başladılar. Trump'ın son gün onay verdiği Birleşik Arap Emirlikleri'ne F-35 satışı askıya alındı. Bu bir. İki, Suudi Arabistan'la yapılan anlaşmalar da şimdi gözden geçirilmeye başlandı yeniden. Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah satışı, Suudi Arabistan'la ilişkiler, İran nükleer anlaşmasının akıbeti. Biden yönetimi Trump döneminde atılan adımları gözden geçirmeye başladı. Milyarlarca dolarlık bazı anlaşmalar askıya alındı. Amerika Birleşik Devletleri tarafından askıya alınan anlaşmalar arasında Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan 23 milyar dolarlık yüksek teknoloji silah satışları ve Suudi Arabistan'la yapılan mühimmat satış sözleşmesi yer alıyor. Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan anlaşmanın büyük bir kısmını 50 adet F-35 savaş uçağının satışı oluşturuyor. İsrail'i tanıma kararı aldıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşma yapan Birleşik Arap Emirlikleri F-35 savaş uçaklarına sahip ilk Arap ülkesi olacaktı. Beyaz Saray'ın bu kararı Trump yönetiminin yakın ilişkiler geliştirdiği iki körfez ülkesiyle ilişkileri yeniden ayarlama adımı olarak yorumlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Dışişleri Bakanı Antony Blinken görevdeki ilk gününde bakanlıkta ahlak ve güvenin yeniden inşa edileceği sözünü verdi. Suudi Arabistan'ın Husilere yönelik bombardımanını sürdürdüğü Yemen'de sivillerin yaşadığı felaketleri gündemin önceliklerinden yapacağını söyledi. Blinken, İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik olarak imzalanan anlaşmalara destek verdiğini ineledi. İsrail'in komşularıyla ilişkilerini normalleştirmesi olumlu bir gelişme dedi. Bakana yeni yönetimin İran konusunda nasıl bir siyaset izleyeceği de soruldu. Blinken, İran'ın anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye yeniden başlaması halinde Amerika Birleşik Devletleri'nin de kendi yükümlülüklerini yerine getireceğini söyledi. Trump yönetimi İran'la 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmiş yaptırımları yeniden devreye almıştı. Evet, gördüğünüz gibi iç olayları özellikle gözden geçiriyor ya da geçirdi, ama bir taraftan da gördüğünüz üzere dış dünyaya olan ilişkisini de gündeme getiriyor Amerika Birleşik Devletleri. Bakalım bölgemizde yönelik olarak nasıl açıklamalar gelecek hep beraber göreceğiz. Bir taraftan da efendim sürgündeki kral ya da devrik kral ifadeleri de kullanılıyor Trump için. 20 Ocak'ta başkanlığı devretti Donald Trump malumuz ve Trump'ın 4 yıl sonraki başkanlık seçimine aday olup olmayacağı şimdi merak konusu. Hani parti kuracak mı kurmayacak mı tartışmaları vardı ya. Cumhuriyetçi Parti ise Trump'a kapıyı kapamıyor. Adaylar konusunda şu an nötrüz diyorlar. Hello Georgia, hello Georgia. Azille yargılanan eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 2024'te aday olur mu? Cumhuriyetçi Parti akıllardaki bu soruya yanıt verdi. Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komite Başkanı Ronald McDaniel, Amerikan haber ajansı AP'ye konuştu. Başkan aday adayları hakkında parti kuralları gereği nötr olduklarını söyledi. Kimseye 2024 için aday ol ya da olma diyemem. Buna adaylar karar verir dedi. McDaniel, Cumhuriyetçi Parti'nin Donald Trump'tan beklentisini de açıkladı. Trump'tan beklentimiz 2022'deki kongre ara seçimlerinde yeniden çoğunluğu kazanmamıza yardım etmesidir ifadelerini kullandı. Cumhuriyetçi Parti'nin 6 Ocak'taki kongre baskınına rağmen Trump'la iplerini koparmak istemediğini ortaya koyan bu açıklama sonrası gözler Senato'ya çevrildi. Zira 8 Şubat haftasında başlayacak azil yargılamasında sonucu Cumhuriyetçi Parti belirleyecek. Senatoda salı günü yapılan ilk oylamada 50 Cumhuriyetçi senatörden 45'i Trump hakkında kongre baskını nedeniyle ayaklanmaya teşvik suçlamasıyla başlatılan azil sürecine destek vermedi. Trump'ı destekleyen ve kendisine azil duruşmaları için danışmanlık yapan Cumhuriyetçilerin ağır toplarından Senatör Lindsey Graham'da Trump'a karşı oy kullanacak sadece bir avuç Cumhuriyetçi var ve daha da azalıyorlar dedi. Oysa ki Trump'ın suçlu bulunması için 50 Demokrat senatöre ek olarak 17 Cumhuriyetçinin desteği gerekli. Temsilciler Meclisi'nde de Trump'ın azli yönünde oy veren Cumhuriyetçilerin üzerinde ciddi bir baskı var. Eski başkanın azli için oy veren 10 Cumhuriyetçi üyeden biri olan Liz Cheney, partideki görevinin sonlandırılması tehlikesiyle karşı karşıya. Diğer isimlerse bir sonraki seçimde aday olmaları takdirinde yerlerinin değiştirilmesiyle tehdit ediliyor. Evet, şimdi müthiş bir pazarlıklar deniyor. Özellikle Amerikan seçimlerine yönelik olarak bu pazarlıkları kimi Amerikan dizilerinde açık ve net görmekteyiz. Muhtemeldir ki oradaki sahneler tekrarlanıyor. Malum 8 Şubat'ta Trump'ın azli yönünde Senato'da bir oylama gerçekleştirecek. Süreç başlanacak en azından. Hep beraber göreceğiz efendim. Bu arada arkamda görmektesiniz artık fenomen. Yani Biden'dan daha da etkili şu duruşu özellikle. Biliyorsunuz Demokrat Parti'nin de başkan adayıydı ilk yarışlarda. Senatör Bernie Sanders'ın efendim. Hatta Amerika'nın sosyalisti biliyorsunuz. Fenomen olan işte bu fotoğraf. 2 milyon dolarlık yardıma dönüştü. Ki daha da artacak gibi gözüküyor. Efendim yün eldivenli bu fotoğraftan toplanan yaklaşık 13 milyon lira yardım kuruluşları ve yaşlı bakım evlerine dağıtılacakmış. Show respect to one another. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın yemin törenine damga vuran bu fotoğraf devasa bir yardım kampanyasına dönüştü. Senatör Bernie Sanders'ın fotoğrafıyla ihtiyaç sahipleri için yaklaşık 2 milyon dolarlık bağış toplandı. Senatörün yün eldiveni ve parkasıyla ikon haline gelmiş fotoğrafı sosyal medyada binlerce espriye konu olmuştu. Sanders bu fotoğrafın 5 günde kendi seçim bölgesi olan Vermont'ta 1,8 milyon dolar yani yaklaşık 13 milyon Türk lirası bağış toplandığını açıkladı. Senatör yakaladığı ürünün ihtiyaç sahiplerine yardımı dokunacağı için mutlu olduğunu söyledi. Para Sanders'ın fotoğrafının basılı olduğu ürünlerin satışından elde edildi. Fotoğrafın basıldığı tişört, sweatshirt ve çıkartma gibi ürünler Perşembe günü 30 dakikada tamamen tükendi. Hafta sonunda eklenen yeni ürünler de Pazartesi günü bitti. Yardım kampanyalarına Toby King isimli bir Amerikalı da katıldı. Sanders'ın oyuncak bebeklerini yapıp satan King satıştan 40 bin dolar kazandı. Satışlardan elde edilen gelirler bölgedeki yardım kuruluşları, yaşlı bakım evleri ve ilk yardım kuruluşlarına dağıtılacak. Bernie Sanders just sold a bunch of sweats. Efendim saatimiz 7.37, tüm hızımızla 8'e doğru ilerliyoruz. Malumunuz bugün 29 Ocak 2021 Cuma sabahındayız. Güzel cumalar, hayırlı cumalar dileyelim. Evinizin oğlu Murat Güloğlu ekranlarınızda. Efendim Twitter Murat Güloğlu, Instagram'da Murat Güloğlu TV. Ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir gün diliyorum. Ve bakınız önemli bir gelişme Amerika'dan geldi. İnşallah diyelim. Amerikan Novavax firması geliştirdiği aşının %89.3 başarılı olduğunu açıkladı firma. İngiltere'de devam eden 3. faz çalışmalarına ilişkin erken verileri yayınlamış durumda firma. Aşının virüse karşı %89.3 etkili olduğunu açıkladı. Faz 3 testlerine katılanlar arasında virüsün mutasyonunun bulaştığı hastaların da bulunduğu kaydediliyor. Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin desteklediği firmalar arasında bulunan şirketin internet sayfasında aşının İngiltere'de 15 bin kişi üzerinde yapılan denemelerinin devam ettiği, Güney Afrika'da görülen virüsün yeni mutasyonuna karşı da belli ölçüde işe yaradığı ifade ediliyor. Önemli bir gelişme. Tabii ki detayları takip edeceğiz. Malum Güney Afrika'da görülen bu virüs son derece önemli. Amerika Birleşik Devletleri'nden de daha doğrusu Güney Carolina eyaletinden bir açıklama var. Perşembe günü yani dün Güney Afrika Covid-19 varyantının 2 vakasının tespit edildiği ifade ediliyor ki Amerika Birleşik Devletleri'ne yayılırsa değerli dostlar bu yeni virüs işte o zaman Amerika'nın vay haline diyebiliriz. Çünkü hem yeni vaka sayısında hem de ölüm sayısında maalesef başı çekiyorlar. Şimdi Çin'de, Wuhan'da incelemelerde bulunacak Dünya Sağlık Örgütü ekibi Çin'e varlıktan 14 gün sonra karantinadan çıktı malumunuz. Uzmanlar 4 hafta boyunca yani 1 ay boyunca koronavirüs salgınının izini sürecek Wuhan'da o bölgede. Dünya Sağlık Örgütü ekibi koronavirüs salgınını incelemek için gittiği Çin'in Wuhan kentindeki karantina sürelerini tamamladı. 14 günün sonunda otelden çıktı. Gazeteciler tarafından görüntülenen Dünya Sağlık Örgütü uzmanları yüzlerinde maskeyle bir otobüse bindirildi. Karantina süresi boyunca video konferans yoluyla Çinli bilim insanlarıyla görüşen Dünya Sağlık Örgütü ekibi bundan böyle sahada çalışacak. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Chao Liqin, Dünya Sağlık Örgütü ekibine üstü kapalı siyasetten uzak durma mesajı verdi. Tüm çalışmalar bilimsel iz sürme prensibine uygun olarak gelecek riskleri önleme ve insanların güvenliğini sağlama hedefiyle yapılmalı dedi. Sözcü, ülkesinin koronavirüs salgınının birden fazla çıkış noktası olabilir tezini de hatırlattı. Hepimizin bildiği ve Dünya Sağlık Örgütü'nün de inandığı gibi koronavirüsün orijininin belirlenmesi birden fazla yerdeki birden fazla salgını içerebilecek ve hala devam eden bir süreç. Bu, uluslararası bilimsel araştırmaya ve küresel anlamda işbirliğine ihtiyaç duyan karmaşık bilimsel bir konu. Dünya Sağlık Örgütü'nün Wuhan'daki araştırması 4 hafta sürecek. Amaç, yeni tür koronavirüs yani SARS-CoV-2'nin görüldüğü ilk yerde salgının nasıl çıktığını belirlemek. Wuhan'ın ismini geçen yıl çok duyuyorduk malumunuz. Bu yıl da duyuyoruz. Özellikle yılbaşından sonra o eller havaya partilerinden sonra daha da fazla duyar olduk. Wuhan bu olayı çözdü gördüğümüz gibi ama ciddi anlamda bir kapanma, bir kısıtlama gerçekleşmiş idi. Bu arada son dakika sürekli olarak görmektesiniz efendim. Nedir malum? Çin'den alınan 10 milyon doz aşının kalan 3,5 milyonu da memleketimize geldi. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şimdi bize aşılar geldi. Avrupa Birliği aşılanıyor. İsrail'inden işte Rusya'sına kadar aşılanıyor. Amerika Birleşik Devletleri de öyle ama aşı çalışmaları gittikçe yavaşlıyormuş. Amerika'dan gelen haberler bu yönde. Eyaletlerde yetkililer hükümetin zamanında ve yeterince aşı göndermemesinden şikayetçiler. Bir iddia da Amerika Birleşik Devletleri basınından ne diyorlar? Aşı kampanyasında hani bu siyah beyaz vesaire eşitsizlik yapıldığı ifade edilmekte. Alışveriş merkezleri ve stadyumlar aşı merkezlerine dönüştürüldü ancak aşı çalışmalarında istenen hız bir türlü yakalanamadı. Amerika'da dev aşı merkezleri boş kaldı. Eyalet yönetimleri federal hükümetin zamanında yeterince aşı göndermediğini iddia etti. Gelecek aşının doz miktarını bilemedikleri için randevu ayarlama konusunda sorun yaşadıklarını belirtti. Ülkede en fazla vaka sayısının görüldüğü Kaliforniya ve en fazla can kaybının yaşandığı New York, Ocak başından bu yana aşı bekliyor. Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı ise Pentagon'dan aşı çalışmalarına yardım talep etti. Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, isteğin önemine binaen acilen değerlendirmeye alınacağını söyledi. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin son verilerine göre Amerika'da dağıtılan aşı sayısı 47 milyonu geçti. İlk doz aşı vurulan kişi sayısı 25 milyonda kaldı. İkinci doz aşı yapılmış toplam Amerikalı sayısı ise 4 milyona yaklaştı. Trump yönetimi 2020 sonuna kadar 20 milyon doz aşı yapılması hedefini gerçekleştirememişti. Yeni başkan Joe Biden ise aşılama sürecini yeteri kadar hızlı olmamakla eleştirmiş, göreve geldiği ilk 100 gün içinde 100 milyon aşı taahhüdünde bulunmuştu. Öte yandan Amerikan basınında yer alan bir araştırma aşı kampanyasında eşitsizlik yapıldığı tartışmalarını başlattı. Araştırmalara göre aşı kapsamına alınan beyazların oranı siyah ve Latinlere göre 2 kat daha fazla. Beyazların aşılanma oranı %4'ün üzerinde gerçekleşirken siyahlarda oran %1,9, Latin nüfusta %1,8'de kaldı. Evet, demek ki birçok ülkede bu eşitsizlikler olabiliyor. Amerika'da siyah, beyaz, Latin vesaire. Bir taraftan da bazı ülkelerde siyasi parti temsilcileri, bazı ülkelerde başkaları vesaire, bu eşitsizlikler mümkün mertebe olmaması gerekiyor. Hele ki şu dönemlerde bile, ki Dünya Sağlık Örgütü'nden de açıklama gelmişti zaten. Ahlak, etik bu manada önemli efendim. Peki şimdi memleketimize gelelim. Saatimiz 7.45'i gösterirken Eskişehir'e gideceğiz. Aile Sağlığı Merkezi'nde tartıştığı doktorlara saldıran öğretim görevlisi Duran K. ile ona karşılık veren Doktor Aytekin A. hakkında dava açıldı. Öğretim görevlisi Duran K. avukatlık stajı yapmak isteyen kızı ile Kırmızı Toprak Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti ki görüntüleri görüyorsunuz o sırada. Duran K. sağlık raporunu kendilerinin veremediğini bildiren doktorlara ne yaptı? İşte böyle saldırdı. Doktor Aytekin A. da durmadı, karşılık verdi. İkili arasında yaşanan arbede güvenlik kamerasına da açık ve net bir şekilde yansıdı. Taraflar karşılıklı olarak şikayetçi oldu. Savcı öğretim görevlisi Duran K. hakkında 15 aydan 8 yıla, Doktor Aytekin A. için de 11 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açmış durumda. Evet, yaş, baş, eğitim hiçbir şey fark etmiyor. Gördüğünüz gibi yine saldıran saldırıyor birbirine. Şimdi görmektesiniz, kim bu beyefendi? Tanju Çolak bir dönemin efsane oyuncusuydu ama bir dönem Z kuşağı bilmez. Eski milli futbolcu Tanju Çolak ve arkadaşlarının bir restoranda yemek yerken görüntüleri ortaya çıkmıştı. Oysa ki restoranlar malum kapalı. Tanju Çolak ve arkadaşları yemeğin üstüne bir de ceza yediler. Efendim, eski milli futbolcu ve arkadaşları 2 gün önce İstanbul Üsküdar'daki bir restorana gitmiş idi ki restoran malumunuz kapalı olması gerekiyor aslında. Tanju Çolak kendisini gören polise çay içtiğini ve mekandan ayrılacağını söyledi. Tanju Çolak ve arkadaşları bu konuşmanın ardından cezadan kurtuldular. Ancak sosyal medyada o güne ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Tanju Çolak ve arkadaşları işte masada oturmuş, ne yiyorlar? Kaz eti yiyorlar. Görüntüler üzerine Üsküdar Emniyeti yine harekete geçti. Tanju Çolak ve arkadaşlarına 3.150'şer lira, restorana ise 4.426 lira para cezası kesildi. Hayırlı uğurlu olsun. Siz de etrafınızda böylesi görüntüleri görürseniz hemen şikayette bulunun ki Tanju Çolak ve arkadaşları gibi onlar da ceza yesin. Ben böyle bir kaz görmedim. Buyurun. Kaz eti, bir de üstüne ceza. Malum Uludağ'daki o eller havaya partileri de bu şekilde sosyal medyadan çıkmıştı. Ama demek ki Üsküdar'da restoranlar açık, öyle gözüküyor. Peki çarşı pazara bir bakalım. Nedir? Tarlada 1 liraya üretiliyor marul. Şimdi özellikle bu konular hep gündeme gelir. Tarlada 1 lira üretiliyor, İstanbul'da biz niye 10 liraya alıyoruz? Arada o otoyolun masrafı var. Arada akaryakıt gideri var. Arada vesaire diğer giderler de var. Neyse efendim. Şimdi tarlada 1 liraya üretilen marulun fiyatı tezgahta 5 liraya yükseliyor, özellikle İstanbul'da. Üretici pazarcıyı, pazarcı hal esnafını, hal esnafı da haksız rekabeti suçluyor. Peki bu işe karar verenler? Neyse. Sebze meyve fiyatları her adımda yükselmekte. Fiyatlar yükseldikçe de olan, tarladan tezgaha uzanan yolculuğun son durağındaki sana bana oluyor efendim. İzleyiniz. Biberin 5 lira, domatesin 4 lira, salatalık 3-3,5 lira gibi olduğunu görüyorsunuz. Fakat bizim pazarlara girdiğiniz zaman, markete girdiğiniz zaman oradaki 4 liralık domates burada 10 lira. İşte 5 liralık biber 9 lira, 8 lira. Yani bu uçurum neden vardır? O uçurumun bir sebebi var. Üretici pazarcıya, pazarcı hal esnafına, hal esnafı haksız rekabete, sektör temsilcileri zincir markete suç buluyor. Tezgahlar hem fiyat farklılıklarıyla hem de yükseklikleriyle giderek daha fazla düşündürüyor. Örneğin Bursa'daki bu serada üretilen marullar buradan 1 liraya çıkıyor. Daha sonra el değiştiriyor, hale gidiyor. Tezgahlarınıza ulaştığında ise fiyatı 4 lirayı, hatta bazen 5 lirayı buluyor. Şu anda mesela ıspanak toptanda, çiftçide 2,5 lira. Maydanoz demeti 50 kuruş. Bunları bir markete gittiğiniz zaman veya bir pazara gittiğiniz zaman yani 2,5 liralık ıspanağı 7 liraya, 50 kuruşluk dereotunu 2 liraya, 3 liraya yiyorsunuz. 17 ilçesinde de tarımın farklı ürünlerinin üretildiği Bursa'da da üretici tıpkı Türkiye'nin farklı bölgelerinde olduğu gibi dertli. Yine bölgemizde yetişen işte armut şu anda hallerde de 6 lira bandında deveci. Marketlere gittiğiniz zaman 12 lira, 11 lira etiketleri görüyorsunuz. İhracatta bile inanın 7 liraya, 6 liraya giden bir armut markette 12 lira, 13 lira bir fiyat var. Sorun için üreticiye göre en hızlı çözüm girişimi kooperatifleşme hareketi. Yani biraz işler uşak şoför hikayesine dönüyor gördüğünüz gibi ama olan sana bana oluyor, tüketiciye oluyor yani. Efendim peki bakalım arkada fotoğrafları görmektesiniz. Az evvel söylemiştik Amerika Birleşik Devletleri'nde aşı sıkıntısı var. Buyurunuz bir doktor ya da profesör. Aşıya ihtiyacım var diyor. Fotoğraf karelerine şöyle bir göz atalım efendim. İlk karemiz koronavirüsten en çok etkilenen ülke Amerika Birleşik Devletleri'nden Virginia eyaletinden geldi. Başkan Biden dediğim gibi 300 milyon yeni aşı siparişi verse de pek çok eyalette aşı sıkıntısı yaşanmakta. Virginia'da bir klinikte başhekim bir doktor işte John Carman daha fazla aşıya ihtiyaç duyduğunu elinde tuttuğu bu pankartla duyurmaya çalışıyor. Amerika'da aşı eksikliğine nedeniyle malum pek çok hastanın randevusu iptal ediliyor. Bir taraftan da sınıfsal bir sıkıntı yaşandığı ifade ediliyor ABD basını tarafından. Amerika'dan yansıyan bir fotoğraf geçelim. Lübnan'a efendim. Lübnan'ın kuzeyinde malumunuz Lübnan özellikle geçen yıla damgasını vurmuştu. Protesto gösterileri ve 2021 başladı. Yine protestolar var. Trablusşam kentindeyiz. Ekonomik kriz ve yeni tip koronavirüs karantinasına karşı 25 Ocak'ta başladı. Protestolar halihazırda artarak devam ediyor. Trablusşam kentindeki protestolarda göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı. Çöp konteynerini ateşe veren göstericiler bir de selfie yani öz çekim yapmayı da unutmadılar. Gördüğünüz gibi görüntüler fotoğraf karesi Lübnan'dan ve yine Lübnan'da kalalım. İşte bu da o protestolardan bir savunma yöntemi diyebiliriz. Yaşanan protestolar sırasında bir gösterici güvenlik güçlerinin attığı gaz bombasından etkilenmemek için kafasını su bidonundan yaptığı bu dahiyane bir buluş belki maske ile kapatmış ve bu da fotoğraf karesine yansımış efendim. Ve Hindistan buyurunuz orada da protestolar bir hayli fazla ama orada protestoların asıl sahibi çiftçiler. Dünyanın diğer ucunda efendim. Hükümetin çıkardığı yeni yasanın büyük çiftliklerin aleyhine ama küçük çiftçilerin yok edecek bir yasa olduğu ifade ediliyor. Binlerce çiftçi de traktörleriyle başkent Delhi'yi bastı. Zaten haberlerimize de aktarıyoruz yer yer. Polis barikatını yıkmaya çalışan çiftçileri görmektesiniz. Fotoğraf karesinde Hindistan'dan ulaşıyor efendim. Bu da söyleyelim. Peki geçelim Irak'ın Erbil kentindeyiz. Hayatın normale dönmeye başladığı Irak'ın Erbil kentinde tarihi kale yakınındaki tesbih çarşısında satıcılar binbir zahmet ve emekle ürettikleri ve kentin sembollerinden biri haline gelen tesbihlerin ekonomik kriz nedeniyle eskisi gibi alıcı bulamadığından yakınıyor ama en azından hayat nispi olarak normale dönmeye devam ediyor Irak'ta Erbil'de. Peki bir taraftan bir diğer komşumuz Bulgaristan'dan Sofya'dan yine bir protesto sırasından fotoğraf karesi malum yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Kasım'da hizmete kapatıldı. Lokanta, bar, disko ve gece kulübü işte bunların çalışanları da başkent Sofya'da bir gösteri düzenledi. Son derece barışçıl geçiyor efendim. Sağlık Bakanı Angelov'un istifası isteniyor. Başbakanlık binası önünde Özgürlük Marşı sloganıyla düzenlenen bu protestoda konuşmacılar restoranların 1 Şubat eğlence yerlerinin ise 15 Şubat'tan itibaren yeniden hizmete açılmasını istedi. İşte böylesi güzel kostümlerle dile getirdiler isteklerini. Ve son fotoğrafımız memleketten, Bolu'dan. İşte görüyorsunuz efendim. Kar kış kıyamet diyoruz. Bazen çok fazla cefa çekiliyor, rezillik çekiliyor ama bu kareler unutulmuyor. Kar yağınca ayrı bir güzel olan memleketimizin doğa harikası Bolu'dan efendim Bolu'nun ünlü Gölcük Tabiat Parkı tatilcilerin gözde mekanı oldu. Biz de ekranlara getiriyoruz bu fotoğraf karesini. Saat başında bir aradayız ama önce kültür sanat dünyasında ne oluyor ne bitiyor ona bakalım. The Artworks İstanbul, İz Öztat'ın Kağıt Üzerine Sulu Boya isimli kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçının yaptığı sulu boyalardan yola çıkarak kurguladığı Akan Suya Kabus Anlatmak adlı yeni video çalışması ve daha birçok eser 11 Şubat 23 Mart tarihleri arasında ziyaret edilebilir. İstanbul Modern Sinema'nın hazırladığı Gelecek Kısa programında Oscar'a aday 8 kısa film 31 Ocak'a kadar ücretsiz ve çevrimiçi olarak izlenebilir. Türkiye'de taverna müziğinin öncüsü piyanist sanatçı Ferdi Özbeğen, vefatının 8. yılında tüm mal varlığını ve beyaz piyanosunu bağışladığı Türk Eğitim Vakfı tarafından anlamlı bir etkinlikle anıldı. Sanatçının Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi'nde bulunan ünlü beyaz piyanosunun başında bu kez okulun mezunlarından Gülçin Çetin vardı. Çetin, Gündüzüm Seninle adlı parçasını Ferdi Özbeğen için çaldı. İş Sanat başlattığı yeni video serisiyle Türk resim sanatında yer edinmiş sanatçı ve eserlerin izini sürüyor. Sanat eleştirmeni Ayşegül Sönmez'in hazırlayıp sunduğu Türk Resminin İçinde başlıklı seri, kurumun sosyal medya hesaplarından her hafta sanatseverlerle buluşmaya devam edecek. Efendim 29 Ocak tarihindeyiz. Cuma sabahındayız. Güzel bir cuma olsun. Hayırlı cumalar, güzel cumalar efendim. Habertürk ekranlarındasınız. Gün başlıyor da bendeniz Murat Güloğlu. Bütün ekip arkadaşlarım adına bir kez daha sevgi, saygı, dostluk, barış, kardeşlik gönderiyoruz. Hepinize, hem bizi izleyen hem de dinleyen bütün yurttaşlarımıza, vatandaşlarımıza, izleyenlerimize, dinleyenlerimize ve an itibariyle Ankara'ya gidiyoruz. Tabii ki Ciner Medya Grubu Ankara temsilcisi ve Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya her sabah olduğu gibi yine bizlerle beraber. Muharrem abicim günaydın. Hoş geldin, sefalar getirdin. Günaydın Murat, iyi yayınlar dilerim. Abi 29 Ocak'tayız, valla ocağı da bitiriyoruz ufak ufak. Hadi geliyor gelmiyor ya, derken ömürden gidiyor aslında. İçimden geldi bir söyleyeyim günaydın diyerekten. Günaydın tekrar. Şimdi evet, az evvel... geçen sene, bu sene de kendini böyle kötü gösterdi. Yani o yılın hala o etkisi, o rüzgarı devam ediyor. Maalesef ve özellikle bizim çok fazla üzerinde durduğumuz bu mutant virüs hadisesine dikkat çekiyoruz mümkün mertebe. Herkese bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bir taraftan da aşılarımız da geldi parti parti. Neler anlatırsın abi bugün? Evet, bugün sabah 3,5 milyon daha geleceğini Sayın Bakan duyurdu. Evet. Gece parti parti geliyor. Zaten Ocak ayında bir 10 milyon kadar planlanıyordu. Bakalım. 13 milyon oldu şu an. Görmek gerekiyor. Hı hı. 13 milyon oldu, evet, toplam 13 milyon oldu ama toplamda Ocak sonuna kadar 30 milyon planlanmıştı. Fakat ciddi bir aşı savaşı var. Yani bu sadece bizde değil, Avrupa'da da şu an yaşanıyor. Dolayısıyla Avrupa son dönemde hem kapanıyor hem aşı mücadelesi veriyor. Geçen Taki Berberakis sevgili arkadaşımız, Atina muhabirimiz, Yunanistan'da yapılan aşı sayısının o kadar ciddi olmadığını söyledi. Yani mümkün olduğundan çok çok az miktarda olduğunu söyledi. Dolayısıyla yani hiçbir gün öyle milyonlu sayılara ulaşılmamış henüz. Bu konuda herhalde dün en iyisi bir karar İsrail. Aldı. Evet, Almanya. Duyduğumuz kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla. Şu an öyle gözüküyor. Almanya bir karar aldı işte. Kapanmaya dönük bir adım atacağını söyledi. Nitekim Almanya Başbakanı önce bir açıklamada bulunmuştu Dünya Ekonomik Forumunda. Akabinde İçişleri Bakanı'nın açıklaması vardı. Bakanlar Kurulu'nda ele alınıp tam hayata geçirilecekken Avrupa Birliği yetkililerinden burada toplu karar alalım, bütün Avrupa'yı kapsayan bir adım atalım denildi. Korku tabii ki mutant virüs. Ona ilişkin çok detay var. Aslında bütün bunları Profesör Doktor Necmettin Ünal'la biraz sonra konuşacağız. Çünkü kendisi hem aşı meselesini hem antibiyotik ilaçlar meselesini, onların etkilerini birçok konuda en yetkin isim. Onun için Biz bu konuları istersen oraya bırakalım. Çünkü Avrupa'da yeni bir aşının denenmesi var. AstraZeneca'nın Almanya tarafından devreye sokulması var. Amerika'dan da bir haber var. Yoktu tartışması Novavax'tı var. Galiba. Amerika'da Novavax yeni bir aşı geliştirdiğini, protein bazlı, o bugün sabah açıkladı. Dolayısıyla bütün bunlar bakalım nasıl bir geliştirme olacak. O nedenle bunların hepsini Profesör Doktor Necmettin Ünal'ın hocamızla konuşmaya bırakalım. Evet. Dün Milli Güvenlik Kurulu toplantısı vardı. Milli Güvenlik Kurulu bildirgesinde özellikle Doğu Akdeniz'deki gelişmelere vurgu yapıldı. Bir de Suriye gündemindeydi. Ve uluslararası tüm aktörlerin üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirmeye davet edildi. Açıklamada vurgulandı. Meselelerin diyalogla çözümden yana olduğu durumu da kayda geçirildi. Dün Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması vardı. Cumhurbaşkanı Türkiye'de yapılan aşı çalışmalarına dikkat çekti ve dünyada 3. ülke olduğunu belirtti. Bazı aşıların faz 2 çalışmasına geçmek üzere hazırlıklarını sürdürdüklerine de dikkat çekti. Ki faz 2 çalışması muhtemel ki Şubat ayında Erciyes Üniversitesi'nde Profesör Doktor Aykut Özdarendeli'nin Darendeli ve ekibinin hazırlamış olduğu aşının faz 2 çalışmasına muhtemel ki geçilecek. Onun zaten fabrika üretim aşamalarında. Abi Erciyes biraz daha mı hızlı gidiyor bu konuda? En önde şu an. En önde olan o. Çünkü Aykut Hoca daha da ileri gidebilirdi ama Aykut Hoca çok titiz. Yani ben kendisini tanıyorum. Çok titiz. Aşırı titiz. Aşırı kapalı, aşırı her şeyi böyle en ince ayrıntısına kadar. Dolayısıyla Aykut Hoca'nın ürettiği bir aşı varsa çekinmeden gözünüz kapalı olabilirsiniz. Yani o derece titiz. İşinde yani son derece onu baştan söyleyebilirim. Yani ben bunu çok açık yüreklilikle söyleyeyim. O aşı çıktığında hiç yani ki eğer ki benim vücudumdaki antikor seviyesinde bir düşme söz konusu olursa hiç gözüm kapalı Aykut Hoca'nın ürettiği. Beni Aykut Hoca'ya emanet ediniz diyorsunuz. Evet yani o konuda o aşı konusunda Türkiye'nin en iyilerinden bir tanesidir. Onun altını çizeyim. Yine bir adaşı vardır Ankara'da. O da yine bizim Kovdur dediğimiz. Kovdur evet. Evet o ne diyelim durdurucu etkisi olan bir ilacı üretiyor. Onun adı da Aykut hocamız. O da Ankara Üniversitesi'nden. Dolayısıyla iki Aykut'un çalışması iki profesör doktor çok iyi güzel diyorlar. Yani Türkiye'de virolojinin aslında ne kadar önemli olduğunu da bize gösteriyorlar. Evet. Dün yine siyaset hareketliydi. Deva Partisi lideri Ali Babacan, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Tabii gündemde yine militan meselesi vardı. Deva Partisi Genel Başkanı açıklamalarında parlamenter sisteme dönük çabalarının devam ettiğini, bu sistemle ilgili ortak görüşlerinin oluşacağını vurguladı ve bir vizyon belgesinden söz etti. Sadece siyasi partilerin çalışması olarak ortaya koymanın metot olarak doğru olmayacağını düşündük. Bir vizyon belgesi çerçevesinde siyasi partilerle ve STK'ların da katıldığı bir ortak metin çıkartalım dedi. Bu şu anlama geliyor. Yani parlamenter demokratik sisteme geçmek isteyen partilerin bir araya gelip kendi çerçevelerini hangi konularda bir uzlaşıya vardıklarını ve aslında rasyonelleştirilmiş parlamenter sistem adını koydukları bu sistemin nasıl bir etkiyle çalışacağını, nasıl bir yönetim biçimini öngördüklerini, eskisinden farkının ne olacağını ortaya koyacak bir vizyon belgesiyle çıkmak ve bu vizyon belgesi çerçevesinde yeni anayasa taslağını oluşturmak. Bütün mesele buradan çıkıyor. Bu konuda da adım atma kararlılığını dün açık bir şekilde her iki lider de kayda geçirdi. Muharrem abi şunu söyleyebiliyoruz bir taraftan. Hani olası bir seçimde yani ittifaklar değil de hani güçlendirilmiş parlamenter sistem taraftarı olan partilerle başkanlık sistemi taraftarı olan partiler arasında bir yarış geçecek desek haksız olmayız herhalde. İki ittifak eğer olacaksa böyle bir şey olabilir. Bir tarafta çoklu bir sistem var. Dolayısıyla bir tarafta 7 parti var, öbür tarafta şu an görünen 3 parti var. Dolayısıyla bu ileride nasıl şekillenir, nasıl oluşur onu bilmiyoruz ama diğer taraftaki çoğunluğun bir sesinin ittifakı var. Yani şu an bir söylem ittifakını geliştirdiler ve o söylem ittifakında hiçbir kırılma olmadı şu aşamaya kadar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Gelecek Partisi, Deva Partisi, hatta son dönemde onlara Saadet Partisi'nden de bir katkı var. Demokrat Parti zaten baştan beri birlikteler. Onun için önümüzdeki süreçte bu birlikteliğin bir sistem birlikteliği içerisinde devam etmesi konusunda bir vizyon belgesinin de ortaya konulması hedefleniyor. Peki. Çatı, yani önümüzdeki dönemde ittifak eğer olacaksa ittifak çatısının ana temeli de veya ana omurgası da sütunları da bu düzen içerisinde oluşturulmaya çalışılıyor. Yine militan tartışması vardı dünkü görüşmede de. Kılıçdaroğlu eğer Milli Eğitim Müdürü İhvan'ın yaptığı hareketi logosunu arka tarafına pano diye koyup böyle bir fotoğraf veriyorsa bu kişi devlet memuru değil. Devlet memuru siyasetle uğraşmaz. Valiler, kaymakamlar siyasetle uğraşmaz. Onlar tarafsızdır, devleti temsil eder. Bir siyasi partiyi temsil etmez. Eğer siz devletin memurlarını belirli bir siyasi partinin elemanını haline getirirseniz onu militanlaştırmış olursunuz dedi. Kılıçdaroğlu güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili hazırlıklarının devam ettiğini ve kısa süre içerisinde de buna ilişkin bir anayasa metnini çıkartacaklarını söyledi ki bugüne kadar Gelecek Partisi'nin, İYİ Parti'nin hazırlamış olduğu bir temenni metni var. Bu metin üzerinde de zaten duruluyor. Evet. Ve onun bir şekilde geliştirilmesi ve ortaklaştırılması hedefleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi de anlaşılıyor ki Şubat ayındaki parti meclisinde bu konuyu ele alıp kendi ellerindeki metnini ortaya çıkartacaklar. Biraz önce de söyledim. Bu militan meselesindeki tartışma durmaksızın devam edecek gibi gözüküyor. Nitekim Adalet Bakanı da dün bu tartışmanın içine dahil oldu. Hakim ve savcıya kimse hukuk ve adaletle, anayasayla bağlı olarak çalışan hakim ve savcılarımıza militan diyemez dedi. Vicdanını satmış, aklını kiraya vermiş militanların hukuka ve adalete verdiği tahribat haline getirilmiş değiliz tam olarak dedi. Bugün bu ülkenin hakimine, savcısına, valisine, kaymakamına militan diyen birisi militan görmek istiyorsa o dönemdeki militan davranışlara baksın dedi. WhatsApp konusunda ikili davrandığını, WhatsApp'ın Türkiye'de farklı bir eğilime girdiğini söyledi. Avrupa Birliği ülkelerinde bu anlamda çifte tercih sunulması, buna rağmen farklı ülkelerde farklı tutum içinde olması anlaşılır gibi değil dedi. Bu bir çifte standarttır dedi. Sözünü ettiği WhatsApp'ın uygulamaya koymak isteyip geri çektiği o meşhur sözleşmesi. Reform paketinden, hazırlığından daha doğrusu söz etti ve vatandaşlarımızı daha özgürleştirecek bir paket hazırlığında olduklarını söyledi ki sevgili arkadaşımız Ferit Çakır buna ilişkin çok detaylı bir haberi bugün ve dün çok açık bir şekilde neler getirildiğinin veya nelerin hedeflendiğini ortaya koydu. Bu arada kaçırılan denizcilere ilişkin dün bir haber geldi Murat. O dikkat çekiciydi. 15 kişinin 15'inin de denizcilerin mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu, hiçbirinin yara almadığı ve hepsinin yan yana birlikte olduğuna ilişkin haber aldıklarını ilgili firma Modern Denizcilik açıkladı. Bu da sevindirici bir haber. Çünkü şu ana kadar onların sağlık durumlarından çok fazla bilgi edinilmemişti. Bu beklenen bir sürecin işlediğine işaret ediyor. Çünkü daha önceki kaçırma olaylarında da hem bir Türk gemisine yapılan baskın veya Türklerin içinde bulunduğu bir gemiye yapılan baskındaki kaçırılma olayında da hem de diğer uluslararası arenadaki diğer gemilerle ilgili kaçırma olaylarında o bölgede hep aynı şekilde bir gelişme olmuş. Dolayısıyla şu an oradan bir haber gelmesi bekleniyor. Umarım çok zarar almadan herhangi bir şey başlarına gelmeden hepsi sağ salim ülkemize döner. Dün Türk İş Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir rapor sordu. Özellikle işten çıkarma yasağı her yönüyle işçi aleyhine işliyor dedi. Özellikle sendikal örgütlerin iş akitleri feshediliyor ya da işçiler ücretsizliğine gönderilerek cezalandırılıyor dedi. Ve işçilerin nakit sıkıntısından tutun da asgari ücret seviyesinin yükselmesine kadar birçok konunun ele almasına gerektiğine vurgu yaptı. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal gerçekçi politikasını diyelim dün çok net bir şekilde ortaya koydu ve önümüzdeki dönemde bu yılın sonunda enflasyonu %9.4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiğini söyledi. Merkez Bankası Başkanı bu yıl için ithal fiyat artışı tahmininin %5'ten %6.5'a, 2022 yılı içinde %0.3 yani %3 olarak belirleneceğini ifade etti. Ağbal 2021 için gıda enflasyonunu %11.5'a revize edildiğini, 2020 için de %4 olarak 9.4 olarak değiştirildiğini de kayda geçirdi. Para politikasına ilişkin, faizlere ilişkin açıklamaları da söz konusuydu. Önümüzdeki dönemde bu konuda çaba göstermeye devam edeceklerinde bildirdi. Ama indirim haberi de gelmeyecekmiş. Evet. Öyle anladık ama kimi çevrelerin belki öyle gözüküyor, tepkisini çekebilir. Öyle gözüküyor. İstersen aşı meselesinin bütün detaylarını Sayın Hocamızla konuşalım. Bu arada Rum Patriği, Fener Rum Patriği Bartolomos da Covid-19 aşısını dün yaptırdı. Onu da belirtelim. Evet, hayırlı olsun. Evet. Doğrudan hemen geçelim abi gidelim. İsterseniz Necmettin Ünal bizlerle beraber. Evet. Ha, birazdan hazır olacak abi. O zaman şey yaparız. Öyle mi? Birazdan mı? Evet. O zaman biz diğer gelişmelerden hemen. Bu arada ben hemen bir son dakika ya da son durum bilgisi aktarayım abi. Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Güney Carolina dün Perşembe günü itibariyle Covid-19 varyantının 2 vakasını tespit etmiş eyaletlerinde ve kimi açıklamalara göre Amerika Birleşik Devletleri içinde muhtemelen daha da yoğun ve yaygın olduğu ifade ediliyor. Herhalde zaten hem ölüm sayısında hem de vaka sayısında başı çeken Amerika'nın herhalde önümüzdeki günlerde bir de bu yeni virüsle başa çıkmaya çalışacağı görülüyor. Amerika Acil Durumla ilgili biriminin geçenlerde yayınladığı bir duyuru vardı, bir bildiri vardı. O bildiride altı çizilen nokta şuydu. Mart'ın sonunda birincil öncelikli virüs Amerika'da bu İngiltere'de ortaya çıkan yeni varyant olacak denildi. Evet. Yani artık Fransa'da ikiye ayırmaya başladı. Fransa bir eski virüs, bir yeni virüs diye artık tablo yayınlıyor. Yani bizim o meşhur turkuaz tabloda vakayı tekli olarak gösteriyoruz. Onlar artık vakayı ikili olarak göstermeye başladı. Yani eski virüse yakalananlar ve yeni virüse yakalananlar diye. Yani veya, olayın geldiği boyut bir ayrıma gitti. Olayın geldiği boyut son derece oldukça ilginç ve önemli. İlginç. Evet. Amerika'da herhalde o bu şekilde Almanya yapacak. İşte aynen öyle yapacak gibi gözüküyor. Almanya 4 ülkeden gelen yolculara giriş yasağı uygulamaya hazırladığını bizzat İçişleri Bakanı ağzından duyurdu. Nüfusumuzu korumak için virüsün bu varyantlarının yaygın olduğu bölgelerden ülkeye girişleri engellemeliyiz dedi. Bunlar yapılmamalı dedi. Biraz önce Novavax firmasının erken verilerini açıkladığına atıf yapmıştık. Evet. Önemli çünkü Amerikan Novavax firması geliştirdiği aşının %89.3 oranında başarılı olduğunu bildirdi. İngiltere'de devam eden 3. faz çalışmalarına ilişkin erken verileri yayınladı. Ve firma aşının virüse karşı bu orandaki etkisinin denendiğini, 15.000 kişi üzerinde bu deneyin yapıldığını da altını çizdi. BioNTech'in çalıştığı ve Pfizer tarafından şu an dağıtımı yapılan aşıyla ilgili bir endişe vardı. Bu acaba Güney Afrika'daki varyanta, o virüse, yeni virüse karşı etkili değil mi gibisinden bir bakış söz konusuydu. Dün buna ilişkin yapılan açıklamada hem İngiltere hem de Güney Afrika'daki varyanta karşı aşının etkisini gösterdiği yönünde bir vurgu yapıldı ama Science dergisinde de hafta sonu yayınlanan, cumartesi günü yayınlanan Science dergisinde de buna tam tersi bir atıf yapılmış ve laboratuvar sonuçlarına vurgu yapılmıştı. Tabii bu aşı meselesindeki savaş, bu aşı meselesindeki sıkıntı öyle kolayla bitecek gibi gözükmüyor. Evet. Çünkü aşı meselesi baştan sona bir savaş halini aldı. Bulunamayacak endişesi gittikçe artıyor. Acaba BioNTech mi yapalım, Sinovac mı yapalım, yoksa işte ilk önce Ruslar tarafından veya Amerika tarafından da geliştirilmeye çalışılan o aşıdan mı yapalım, protein bazlı aşıdan mı yapalım? Bütün bunlar şu an farklı bir şekilde inanılmaz bir savaş halinde yürüyor. Hı-hı. Ve evet, aşı savaşları şeklinde yürüyor. Dolayısıyla herkes aşıya ulaşmak istiyor. Ve herkes kendi toplumunu, kendi vatandaşlarını biraz önce korumaya alıp, bağışıklık kazandırıp ekonomisini ayağa kaldırma çabasında. Dolayısıyla bir ötekinin vatandaşıyla uğraşmak yerine kendi vatandaşını öncelik alaraktan hepsini aşılayayım, ondan sonra başka ülkelerin vatandaşlarını düşüneyim gibi bir anlayış var. Dilerim bu anlayıştan bir an önce çıkılır. Evet. Hele ki o aşıya henüz hiç ulaşmamış ülkeler var. Yani kendi vatandaşlarından bir kişinin dahi aşı yapılmadığı ülkeler söz konusu. O ülkelerin durumu da önümüzdeki dönem nasıl gelişecek? Bu konuda da Dünya Sağlık Örgütü'nün bir çalışması var. Umarım o çalışmada iyi bir şekilde sonuçlanır. Yoksa biz bu virüs derdinden çok uzun süre kurtulamayacağız Murat. Birazdan Necmettin hocamıza sorarız ama hocam bir de Muharrem abi, ilaç çalışmaları da devam ediyor galiba. Bu konuda sizin güncel verileri takip ettiğinizi çok iyi biliyoruz. O konuda aşıyla beraber at başı bir şekilde gider mi acaba tedavi yöntemine katılımı açısından ilaçların? Şu an ilaç çok öncelikli bir şekilde değil, karşımıza çıkmıyor, gözükmüyor. Belki onların bu çalışmalarının biraz ağırdan gitmesindeki temel neden hep aşı konuşulmuş olması, onlara ilişkin çok fazla bir şey söz konusu olmaması. Ama hem Türkiye'de hem de dünyada, özellikle de Türkiye'de iki ilaç var ki o ilaçların gelişimi eğer söz konusu olursa önemli bir etki yapacak. Dolayısıyla o ilaçlar üzerindeki hayvan deneylerinin birçoğunun bir aşama kaydettiğini biliyorum. Hı hı. Ve onların faz çalışmalarına geçmek için de TÜBİTAK'ta bekleyen bazı ilaçlar olduğunu veya bazı önleyici spreyler, losyonlar olduğunu biliyorum. Dolayısıyla şu an incelemede, ki onların incelemeleri hemen bitmiyor. Bir an önce yapalım anlayışı da pek uygun olmuyor. Çünkü onların bir deney fazları var. Onların o aşamalarının geçmesi gerekiyor. Bütün bunlar içinde şu aşamada hadi yapalım, hadi çıkartalım demek pek de uygun olmuyor. Çünkü denenmeden piyasaya sürdüğünüzde yaratacağı herhangi bir yan etkinin sonuçları çok daha kötü olabilir. Bu insanda deneniyor, insan üzerinde denenecek. Onun için bu aşıda olduğu gibi ilaçta da daha böyle kontrollü, daha temkinli bir şekilde gidilmesi önemli. Yani evet, bu niye çıkmıyor, niye gelmiyor gibi bir bakışın ortadan kaldırılması gerekiyor. Doğru da olmuyor çünkü. Abi aslında bir taraftan da şimdi hocamız hazır olana kadar yarın sizin olaylar ve görüşleriniz var. O konuda evet, bilgi verebilir misiniz? Programın konukları ve Murat, yarınki programımızda bu konuları en iyi bilenlerle konuşacağız. Yani aşı meselesini, hı hı, ve aşının nasıl bir aşamaya gelebileceğini, nasıl bir şekle dönüşebileceğini en iyi bilenlerle konuşacağız. Aşı çalışmalarını yürüten, ekibin koordinatörlüğünü de yapan Profesör Doktor Serhat Ünal, evet, konuğumuz olacak. Kendisi bu konuda en iyilerinden bir tanesi. Ondan, çünkü artık kod kırıldı. Faz 3 çalışması bitti. Hangi aşamaya geldik, ne oluyor, ne bitiyor? Hocamızdan onu alacağız. Hı hı. İkinci kişi, Türkiye'deki bu yasaklar meselesinin en önemli birimi olan veya işte o bilim kurulunun içerisindeki bir kurul olarak genel yasakları veya serbestleşmenin nasıl olması gerektiği konusunda hükümete tavsiyeler üreten ve toplumun halk sağlığının durumunu en iyi bilen isimlerden birisi. O grubun başında olan Profesör Doktor Levent Akın, evet, bizim konuğumuz olacak. Virüsü en iyi tanıyan virolog, ki zaman zaman ekranlarımızda da bize katkısını sunuyor. Mustafa Hasöksüz, Profesör Doktor Mustafa Hasöksüz yine bizim de birlikte olacak. Bu arada yine bize katkısını sunacak iki konuğumuz daha var. Ki o konuklarımızdan bir tanesi yine bu mikrobiyoloji alanının en iyi isimlerinden bir tanesi. Bir de işin dedik ki bu yasaklar, Uludağ meselesi, hı hı, ne oluyor? Yani bunun hukuki yönleri ne olacak? Evet, o cezalar önemli, kesiliyor. O cezalarla ilgili neler olup bitiyor? O konuda da sevgili Doktor Rezan Öpözdemir bize Bu meselede ne olur? Türk Ceza Kanunu'nda bir değişikliğe ihtiyaç var mıdır, yok mudur? Bunların hepsini bize aktaracak. Dolayısıyla yarınki konuklarımız bu işin en iyileri. Evet. Yani bu alandaki eğer bir şey söylenecekse o alandaki en iyilerinden birileri demem daha doğru. Yarın saat. Dolayısıyla onların evet. 23'te yarın saat sizi 23'te. Evet yine. Bu kez Ankara'dan yapacağız evet. Yayınımızı. Çünkü hocalarımızın birçoğu Ankara'da. Bir hocamız Kocaeli'den gelecek. Evet abi. Ona da şimdi, teşekkür ediyoruz. Dolayısıyla Necmettin Ünal hocamız da biz böyle aşı konuşacağız. Yine. Evet. Tabii burada asıl önemli olan şu Murat, söylemeden hemen geçmeyeyim. Yani bu yeni varyant Türkiye'de gözüktü mü? Yeni varyant Türkiye'de nedir? Çünkü onda bir endişe var. Son dönemde 5.000'lere inip bir anda 7.000'lere ve 7.000'lerin üstüne doğru fırlaması da acaba bu İngiltere'de gözüken ilk kez evet indirilemesi ondan mı kaynaklanıyor? Onu da orada gözlemleyeceğiz. Aslında bu konuyu hemen sorabiliriz Necmettin hocamız. Telefon hattımızda Skype'ımızda bir sıkıntı var. Artık dolunaydan mıdır? Merkür'ün geri gitmesinden öyle dolayı mi? Mıdır? Bilemiyorum. Hocam günaydın. Günaydın, kusura hocam, bakmayın günaydın. Görüntülü bağlanamıyorum. Skype beni bloke etti. Yo fotoğrafınız da son derece yakışıklı, gayet güzel hocam. Sesiniz de çok evet, iyi geliyor. Hocam hep yakışıklı oldu zaten bugüne kadar. Sağ olun, çok teşekkürler. Hocam nasılsınız, iyi misiniz? Soralım. Ya, biraz stresliyim bu internet olayları böyle anlık problem. Olur hocam, çıkarınca, olur. Olur, sesinizi maalesef. Gayet açık ve net maalesef. Duyuyoruz. Şimdi az evvel konuşuyorduk, Muharrem abi de söyledi. Bu yeni mutant virüsü Türkiye'mizde görülebilir mi, görülmez mi? Amerika Birleşik Devletleri'nden de vaka sayıları geldi ki muhtemelen daha da yoğun olduğu ifade ediliyor. Bu konuyla başlayalım isterseniz, ne dersiniz? Hocam. Tabii ki aslında sinir bozucu. Hakikaten sinir bozucu. Çünkü aşılar bulunmaya başlandı. Biliyorsunuz bugün bir aşı daha açıklandı ya da dün Novavax daha açıklandı. Evet. Etkisi de bayağı yüksek. Bayağı %90'lara varan bir etkinliği var o aşının da. Bu arada AstraZeneca'da gelişmeler oldu. Almanya 60-65 yaşının üstünde kullanımının etkin olmadığını söyledi. Johnson çıktı. Hayır efendim etkili dedi. Vesaire aşı savaşları devam ediyor. Ama kötü bir olay, Güney Afrika suçuna karşı bütün aşıların etkinliği daha az gibi görülüyor. Ve bu suç yayılacak. Yayılmasını bu globalizasyon şartlarında engellemek mümkün değil. Ülkelerde ne kadar var bilmiyoruz. Aslında değişik ülkelerden sonuçlar geliyor ama yeni bir genetik değerlendirme metodolojisini yaygın olarak kullanmadığımız sürece bu vakaların sayısının ne kadar olduğunu bilmek zor. Ama kötü haber İngiliz suçu ve Brezilya'daki bir kısım suçların nispeten aşılara etkin aşılar tarafından korunma şemsiyesi altında olabileceği yönünde haberler varken Güney Afrika suçunda maalesef bunun az olduğu belirtiliyor. Türkiye'de var mı yok mu ben bilmiyorum ama olması muhtemel çünkü bu globalizasyonla. Hocam ben de tam onu soracaktım. Şöyle Türkiye'de ilk önce 15 kişide görüldü, ardından yurt dışından gelen herhangi bir kişiyle temas etmemesine rağmen Lice'de bir vatandaşımız da görüldü. Tokat'ta bir vatandaşımız da görüldü ve son dönemde bilim kurulunda konuştuklarında Türkiye'de bunun gittikçe yaygınlaşmaya başladığı, başka yerlerde de bununla karşılaşıldığı söyleniyor. Biz bu virüsü tanıyabilmek için illaki ayrı bir teste mi tabi tutmamız gerekiyor hocam? Yani o yaptırdığımız PCR testinde bu vermiyor mu sonucu? Tabii benim uzmanlık alanımın dışındaki bir konu ama genetik sıralamasında değişiklik olduğu için o genetik sıralamayı tanıyacak, daha spesifik olarak tanıyacak bir testin yapılması gerektiği kanaatindeyim. Bizim Sağlık Bakanlığımız da bu yeni mutant virüsü tanıyacak PCR'la ilgili kitlerin dağıtımına başladı. Hastanelere veriyor bunlarla ilgili kitleri. Ancak bir şey konusunda haberdar değilim. Biraz önce ifade ettiğiniz Türkiye'de tespit edilen mutant suç İngiltere'deki mutant suç mu? Yoksa Güney Afrika'daki mutant suç mu? 2. Sağlık Bakanlığı'ndan tarafından dağıtılan yeni PCR kitleri İngiliz mutantını daha rahat tanımak üzere mi? Yoksa Güney Afrika mutantını daha rahat tanımak üzere mi geliştirilmiş? Bir de Brezilya çıktı hocam. Bir de Brezilya var. Brezilya zannediyorum İngiltere'deki suça benziyor. ama Muharrem Bey bu iş aslında çok enteresan bir iş. Biz bu salgını durdurmadığımız takdirde bugün İngiltere, yarın Brezilya, öbür gün Güney Afrika, belki bir günde Türkiye suçu çıkar. Virüs yayıldıkça her yayılımda yeni bir mutasyona uğrama potansiyeline sahip. Ve bu mutasyonlardaki en önemli olay tek bir amino asit değişikliği değil, birikerek olması. Birden fazla amino asit değişiyor, silinmeler oluyor vesaire oluyor ve hangi suçun bize ne getirip ne götürebileceğini bilmiyoruz. Burada şu anda kötü olasılıkları yaşıyoruz biz. Özellikle Güney Afrika'da, İngiltere'de, Brezilya'da kötü olasılıkları yaşıyoruz. Umut ederim ki bizim istediğimiz yönde bir mutasyon da gerçekleşir. Hocam bunun mevcutla bu karşılaşılan yeni işte mutasyona uğramış virüsün, yeni varyantın özelliği ne? Yani ikisinin arasındaki fark ne? Şimdi net olarak bu virüs özellikle İngiltere'deki çıktıktan sonra söylenilen bulaşıcılığının daha fazla olduğu ve vücudumuzun aşıyla ya da hastalık geçirerekten normal virüse, artık koronavirüs normal COVID'e neden olan ilk inisiyal virüse karşı koruyuculuğundan kaçabilme olasılığının arttığı belirtildi. İlk açıklamalarda ölüm üzerine ve hastalık şiddeti üzerine çok fazla etkisi olmadığı belirtilmiş olmakla birlikte daha sonra ölümcül olma olasılığının da daha fazla olduğu ve hastalık şiddetini de daha güçlü yapabildiği konusunda da saptamalar tespit edildi. Bunlar tabii çok yaygın ve çok güçlü kanıtlar değil. Zaman içerisinde bunların sayıları ve güçlerinin artacağına inanıyorum. Ama sonuçta karşımızda en azından bizim bildiğimiz 3 tane potansiyel farklı mutant tehlikesi var. Başkalarının olup olmadığını anlamak da kolay değil. Çünkü bunlar için detaylı analizler, detaylı tetkikler yapılıyor. Bu konuda biliyorsunuz en başarılı ülke İngiltere. Evet. İngiltere dışındaki ülkelerde bu kadar detaylı analiz maalesef yapılamıyor. Bunda doğal karşılamak lazım. Hocam yine başa mı dönüyoruz, geçtiğimiz yıla mı dönüyoruz yeniden? Olasılık tabii ki aslında başa dönmüyoruz. Türkiye açısından değerlendirdiğimiz zaman geçen sene başlangıçta biliyorsunuz 5000 vakalarla uğraşıyorduk. Evet. Şu anda bile azaldı dediğimiz sayılar bunların üzerinde. Evet. Ve bu artan sayılar sadece şayet bununla ilgili Türkiye için benim net bir şey söyleme şansım yok. Şayet bu artışlar mutant suçlu oluyorsa, herhangi bir mutant suçla işimiz biraz daha zor hale gelir diye düşünüyorum. Umut ediyorum öyle değildir. Hocam bu yeni varyantlar veya yeni ortaya çıkan mutant virüslerle tedavi de aynı yöntemle mi oluyor? Yani biz özellikle sizlerin de büyük katkısı oldu orada. Bir yeni yöntem geliştirdi Türkiye ve bazı ilaçları mesela ilk başta kullanılıyordu. O kullanılmasın denildi. Yeni bir tedavi süreçleri başlatıldı ve yoğun bakımlardan çok daha sağlıklı şekilde çıkan hastalarla karşılaşıldı. Bu yeni virüslerde de aynı tedavi yöntemiyle sonuç alınması mümkün mü? Yoksa çok daha yoğun bir tedavi mi gerekiyor? Şimdi birinci cevap bilmiyorum. Çünkü en azından bizim tespit ettiğimiz ve ünitemize yatırdığımız ya da meslektaşlarımdan öğrendiğim böyle bir vakadaki problemlerin ne olduğunu bilmiyorum. Bunun öncelikle detaylı olarak analiz edilmesi, takip edilmesi lazım ki hangi hastada mutant var, hangisinde yok vesaire. Ancak diğer taraftan Muharrem Bey bir şeyin altını çizmemiz gerekiyor. Temel problemimiz bizim COVID hastalığındaki tedavi üstüne oturuyor. COVID hastalığında kullandığımız tedavi gerçek, bu virüse etkili bir tedavi elimizde maalesef yok. Şu ana kadar kullanılan tedavilerin tamamı şöyle: bu virüsü öldürmek üzere kullandığımız ya da yok etmek üzere kullandığımız ilaçlar, başka hastalıklarda kullandığımız ve etkili olabileceğimizi düşündüğümüz ilaçlar. Yoksa COVID-19'a neden olan koronavirüsü direkt olarak yok ettiğini bildiğimiz yeni bir molekül, yeni bir ilaç geliştirilmiş değil. Hastanelerde yaptığımız tedaviler ise temel olaraktan hastaların hayati fonksiyonlarını destekleyip kendi bağışıklık sistemleriyle bu hastalığı atlatmaları için onlara daha fazla zaman kazandıran tedaviler. Dolayısıyla yeni virüste de bundan farklı bir durumla yeni virüs demek yanlış tabii ki. Mutant koronavirüsle de bunun dışında bir olasılığımızın olduğunu ve olacağını kısa vadede zannetmiyorum. Konvansiyonel yoğun bakım ya da hastane destek sistemleriyle ve elimizde var olan ve bu virüse de etkili olmasını umduğumuz ilaçlarla yola devam edeceğiz. Şimdilik en azından. Peki hocam, yeni korona virüsünün diyoruz değil mi? Yaş ya da cinsiyet farkı ya da yaşlı genç çocuk farkı ayırdığı gözlemlenebiliyor mu? Mesela Tayland'dan ya da Filipinler'den dün aktardım haberi. Çocuklarda görülmeye de başlanmış bir taraftan. Böyle bir korku yaratabilir mi? Bir de ev hayvanlarımız da var. Onları etkileyebilir mi? Şimdi bu özellikle İngiltere'de oluşan mutant virüsle ilgili veriler çok daha fazla. Bunun iki sebebi var. Bunlardan birisi İngiltere'de bu konuyla ilgili yapılan genomik analiz sayılarının dünyanın bütün ülkelerinin toplamından daha fazla olması. Dolayısıyla orada oluşan her türlü değişiklik takip edilebiliyor. Artı ikinci bir sebep ise İngiltere'de bu salgının hakikaten kontrol edilemez boyutlarda olmasından dolayı. Dolayısıyla gelen verilerin aslında birçoğu İngiltere'deki mutasyonla ilgili veriler ve bu mutasyonla bir kısım Brezilya'dan da var. Yavaş yavaş Güney Afrika'dan gelmeye başladı ama ağırlıklı İngiliz mutantı üzerinden ve bu hastalığın çocuklarda daha çok görüldüğüne dair bilgiler de artarak devam ediyor. Hocam ülke yapıları açısından endişelendiriyor mu? Tabii ki. Tabii ki endişelendiriyor. Çünkü son derece fazla sayıda bilinmezle çalışıyoruz. Elimizde salgını önleyemiyoruz. Evet. Bulaşı engelleyemiyoruz. Dünyadan bahsediyorum, Türkiye'den bahsetmiyorum. Evet. Salgını önleyemiyoruz. Bulaşı engelleyemiyoruz. Virüs üzerine %100 etkili olduğunu kanıtladığımız bir tedavi yok. Ağırlıklı destek tedavileri ve sekonder tedavilerle olaya devam ediyoruz. Biz daha orijinal virüsle ilgili çözümleri üretemezken bizim özellikle bağışıklık yanıtımızdan aşıyla oluşan ya da hastalığı orijinal virüste oluşan hastalığın oluşturduğu bağışıklık yanıtından kaçabilme olasılığı olan yeni kıyafette virüslerle karşı karşıyayız. Bu tabii ki endişe doğurucu bir durum. Umut ederim daha fazla mutantla karşı karşıya kalmayız. Ve umut ederim bu mutantın ülkeler arası, şehirler arası ve insanlar arası bulaşına engel olacak her türlü önlem artarak alınır. Bu bir tek bizim problemimiz değil, bu global bir problem. Bizim çözmemiz olayı çözüldüğü anlamına getirmiyor. Duvarlarınızı tamamen kapatmadığınız, sınırlarınızı tamamen kapatmadığınız, giriş çıkışa tamamen engel olmadığınız durumda bu virüslerin bize de gelmesi kaçınılmaz. Keza salgının hızını azaltamadığınız takdirde buna benzer kılık değiştirmiş bir virüsün kendi ülkemizde de çıkması kaçınılmaz. Evet. Dolayısıyla ciddi seviyede ben endişelendiğimi söyleyebilirim. Hocam İngiliz mutantı hakkında daha çok bilgi sahibiyiz. Peki hani ülkelerin yapısı açısından mı daha şeffaf olup olmadıkları nedeniyle mi? Mesela Güney Afrika Cumhuriyeti'nden çok da iyi bir veriler gelmeyebilir ya da Brezilya'dan. Hani sistemle ilgili bir sıkıntım var. Şeffaf olmadıklarım için mi tam bilmiyoruz? Şimdi şeffaflık tabii önemli bir faktör. Biliyorsunuz internette bir site var. Şeffaflıkla ilgili bu Covid salgının sırasında ülkeleri sıralamış. En fazla puan olan 100 üzerinden 75 puan alıyor. Türkiye'de arka sıralarda, oldukça arka sıralarda burada ve çok hakikaten şeffaflıkla ilgili en umutlu olduğumuz yerlerden bile olumsuz sonuçlar geliyor. Bu sabah okudum. Benim hep örnek verdiğim bir yer vardı. Örnek eyalet diye verdiğim New York ve New York valisini bu işte en açık, en doğru politikaları uygulayan kişi olarak deklare ederdim. Onu ben paylaşayım mı Necmettin Hocam? Siz Twitter'dan aktarmışsınız. New York Başsavcılığı'nın yayınladığı 76 sayfalık raporda New York Eyaleti Sağlık Departmanı'nın yaşlı bakım evlerindeki COVID-19 ölümlerini %50'ye varan oranda az gösterdiği tespit edilmiş. Evet, burası en şeffaf olduğunu düşündüğümüz ve en çok refere ettiğimiz Amerika'daki eyaletin sonuçları. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde dün başka bir şey yayınlandı, bilginiz vardır. Trump yönetimi gittikten sonra Biden yönetimi geldi ve Amerika'nın tüm eyaletlerinde bugüne kadar açıklanmayan verileri internet üzerinden ulaşılacak şekilde ve çok detaylı olarak yayınladı. Yani demek ki Amerika'da bundan önce yeterince şeffaf değilmiş. Şu anda daha şeffaf olmaya başladı. Evet. Dolayısıyla şeffaflık olayı hakikaten tüm dünyadaki tüm ülkeler için geçerli bir problem olarak adetmek lazım bunu. Diğer taraftan olay bir tek şeffaflıkla alakalı değil. Şeffaflık dışında bir faktör olduğunu da düşünüyorum. Şimdi İngiltere'de bir konsorsiyum kuruldu bu salgın başladığından beri. Ve bu konsorsiyum çok sayıda devlet kuruluşu ve özel kuruluş birleşti ve salgın başından beri tespit edilen hastalardaki her 10 hastadan birindeki virüsün genetik yapısını inceledi. Bu bir hem organizasyonel gücü gerektiriyor hem de ciddi bir ekonomik yatırımı gerektiriyor. Birçok ülkede böyle bir altyapı maalesef yok. Olması da beklenilemez. Hakikaten hem scientific açıdan hem de ekonomik açıdan beklenemez. Dolayısıyla gelen sonuçların sayısı, güvenilirliği ve detayı biraz da buna bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Şeffaflığın dışındaki önemli bir faktör de bu diye düşünüyorum. Evet. Hocam siz dün bir gönderide bulunmuştunuz. Bu ilaçların kullanımının da virüs üzerindeki etkisini azalttığı yönünde bir görüşünüz var. Özellikle de bu antibiyotik kullanımındaki sakatlıkları veya olumsuzlukları sergileyen. Dün ben o gönderinizi veya o çalışmanızı okuduğumda oldukça hayrete düştüm. Yani işte birinde 27 yılda değil mi hocam? 27 yılda bakteriler üzerindeki antibiyotik etkisi varken bunun 1 yıla düştüğünü çok yoğun olarak kullandığımız için bunu söylüyordunuz. Peki bunların virüs üzerindeki yani kötü şekilde kullanılmış antibiyotiğin virüs üzerinde de bir etkisi var mı? Şimdi aslında o makaleyi sizinle paylaşmamın sebebi başlığını hatırlıyorsanız. İkinci pandemi ya da yeni pandemi başladı bile gibisinden bir başlıkta. Dünyada Covid öncesinde de ve Covid'den sonra artarak devam eden bir antibiyotik yanlış kullanımı söz konusu. Bu antibiyotik yanlış kullanımı ise dünyada bulunan, doğada bulunan, insanlarda bulunan, hayvanlarda bulunan tüm bakterilerin, mikroorganizmaların bizim tedavi için kullandığımız antibiyotikleri tanımasına ve bunlardan etkilenmez şekilde değişikliklere uğramasına neden oluyor. Ve giderek bu mikroorganizmalarla oluşan enfeksiyonları daha az tedavi edebilir hale geliyoruz. Orada bahsetmiş olduğum makaledeki sayılar şöyle. Biliyorsunuz penisilini Sir Fleming buldu. Bulduktan sonra sizin de ifade ettiğiniz gibi bu antibiyotiğe karşı direnç gelişimi çok uzun yıllar aldı. Ancak son senelerde yeni geliştirilen antibiyotik moleküllerine karşı direnç çok kısa sürede gelişiyor. Çünkü mikroplar kendi aralarında bir haberleşme ağı kurdular ve bu yeni antibiyotikle ilgili bilgileri birbirleri arasında paylaşıyorlar. Bunun sonucunda da daha yeni geliştirilen antibiyotik hemen etkisi azalan, her mikroba etkili olmayan bir antibiyotik haline geliyor. Hatta iddia ediliyor ki yeni antibiyotik molekülleri geliştirilirken daha faz 1, faz 2, faz 3 çalışmaları sırasında bile bu antibiyotiklere karşı direnç gelişiyor. Şimdi Muharrem Bey, sizin bir ilaç firmanız var. Milyar dolarlarca antibiyotik yatırımı yapıyorsunuz ve ondan sonra piyasaya çıkarıp bunun karşılığını almak istediğiniz antibiyotik 6 ay içerisinde, 1 sene içerisinde etkisiz hale geliyor. Bir dahaki yatırımınız antibiyotik olmayacaktır. Zaten dünya devi olan ilaç firmaları da bu yöndeki çalışmalarını azalttılar. Ve sonuç olarak biz antibiyotiklerin olmadığı bir çağa doğru gidiyoruz. Covid hastalığı ise bu çağa gidişimizi hızlandırıyor. Neden hızlandırıyor? Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan bir araştırmanın sonucuna göre bildiğiniz gibi virüsler üzerinde antibiyotiğin hiçbir etkisi yok. Virütik hastalarda antibiyotik kullanmanın gereksinimi de yok. Ama Covid hastalarında o kadar çaresiz kaldık ki bu enfeksiyonun üstüne muhtemelen bakterilerle de bir enfeksiyon eklenmiştir diyerekten hastaların büyük bir çoğunluğunda antibiyotik de kullanılıyor. Bu oran Amerika'dan gelen makalede %72 oranlarında. Yani Covid %72 hastaya antibiyotik kullanılmış ve bunların sadece %8'i gerekliymiş. Diğerlerinde gerek yokmuş. Bu ise neyi getiriyor? Vücudumuzdaki ve çevremizdeki mikroplara buyurun efendim bizim silahlarımız budur. Bunları tanıyın, hazırlığınızı yapın anlamına geliyor. Bizim ülkemizde de Covid salgını sırasında yaygın olarak antibiyotik kullanıldı ve kullanılmaya devam ediyor. Bu ise gelecekte başka mikroorganizmalarla, bakterilerle olan enfeksiyonlara karşı da çaresizliğimizi arttıracak bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bununla ilgili devletler önlemler almaya çalışıyor ve ilaç firmalarının yeni antibiyotik yatırımı yapabilmeleri için devletin bu işlere destek olması gerektiği yönde kararlar aldılar. Ama bunun real pratiğe ne zaman geçeceği konusunda en azından benim bilgim mevcut değil. Yani sonuçta gelecekte de Covid'le beraber ve Covid'den sonra başka ve daha büyük problemlerle karşı karşıya kalmamız büyük bir olasılık gibi görünüyor. Hocam antibiyotiklerden... Hocam madem... virüsün... Sözü açtık. Yok Muharrem abi sen devam et, ben diğer vitaminleri de soracağım. Peki bu selenyum ya da çinko kullanımı çok fazlalaştı ve devam da ediyor. Bu özellikle yan ürün ya da takviye açısından mühim olduğu ifade ediliyordu ve kulaktan dolma birçok insan birbirlerine tavsiyede bulunuyorlar bu konuda. D3 olsun, D vitamini, C vitamini vesaire. Bunlar için de söylüyorsunuz hocam. Bunlar için baştan beri ben ve benim gibi kişiler hep aynı şeyi söylüyor. Bunların Covid-19'da faydalı olduğuna dair net bir bilgi yok. Hı hı. Şayet bunların vücutta eksikliği varsa tabii ki alınmalı. Ama ezberi olarak bunları fazladan alaraktan Covid'e yönelik bir fayda sağlayacağımız soru işareti. Hatta bir kısmının fazla alınmasının, gereksiz yere fazla alınmasının problemler oluşturma potansiyeli de var. Ama bu arada beslenmeyle alakalı olarak, biraz da güneşten faydalanmayla alakalı olarak bazı vitamin ve mineral konsantrasyonlarımızın ülkemizdeki kişilerde düşük olduğu da bir gerçek. Örnek, bunun en iyi örneği D vitamini. Türkiye güneşli ülke olduğu ve yeterli güneş aldığımız için bu D vitamininin metabolik değişimleri sırasında daha etkin hale geldiği ve özellikle güneşli ülkelerde D vitamini eksikliğinin daha az olduğu düşünülmekle birlikte Türkiye gibi son derece güneşli bir ülkede bile D vitamini eksikliğinin çok fazla olduğunu görüyoruz. Evet. Dolayısıyla ancak D vitamini seviyesini optimum seviyede tutabilmek için bu tür tedaviler yapılır. Ama ezbere şunu al, bunu al, şunu ekle diye alacağımız şeylerin, minerallerin ya da vitaminlerin Covid'i önlemek ya da Covid'i tedavi etme konusunda faydalı olduğunu gösteren herhangi bir güçlü kanıt maalesef mevcut değil. Anladım. Hocam ben biraz önce tedavi yöntemlerindeki antibiyotik kullanımının etkilerinden söz ettiniz ve firmalarda yavaş yavaş üretmekten bile vazgeçiyor dediniz. Şimdi COVID tedavisinde de bazı ilaçlar kullanılıyor. Acaba bu COVID-19 virüsü onlara karşı da bir direnç geliştirdi mi bu süre içerisinde? Ona tanıklık ediyor musunuz? Vallahi şu anda dünyada virüse karşı kullanılan birkaç tane ilaç var. Ama bu ilaçların bu virüsler üzerinde etkili, %100 etkili olduğunu kanıtlayan bir çalışma sonucu mevcut değil. Biliyorsunuz bu konuda dünyada ilk çalışılan ilaçlardan birisi sıtmada kullanılan ilaç. Çok büyük çalışmalarda sıtma ilacının COVID hastalığının tedavisi konusunda etkin olmadığı net olarak gösterildi. Bunun dışında bizim ülkemizde kullanılan favipiravir antiviral ilacı var. Bu ilaç Japon kökenli ve grip hastalığında influenza için kullanılan bir antiviral. Bunun COVID'de etkinliğiyle ilgili benim bildiğim sadece Japonya'dan ve Rusya'dan gelen kanıt düzeyi yüksek olmayan nispeten küçük araştırmalar var. Yani bunun etkinliği konusunda da soru işaretleri var. Bir de Türkiye'ye de zamanında ithal edilen, şu anda da belki bulunuyordur ama eskisi kadar çok bulunmuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde rutin olarak kullanımda olan Remdesivir isimli antiviral ilaç var. Bununla ilgili de büyük bir araştırma yapıldı ama o araştırmalar silsilesinde kafayı karıştıran çok fazla şey var. Ve bu ilacın hastaların ölümünü engelleyecek düzeyde etkili olduğunu gösteren hiçbir veri yok. Yani sonuçta şu anda dünyada ön planda bu virüsü iyileştirmek üzere ortaya çıkartılan ilaçların bu virüsü öldürdüğü ya da yok ettiğine dair net veri yokken bunlara direnç gelişip ya da gelişmemesi bir tartışma konusu olamayacak durumda bence Muharrem Bey. Anladım hocam. O kadar anladım çünkü evet. Biz hastalandığı zaman 8-1 aynı günde 16 tane sonrasında da 3'er tane olmak üzere çok fazla bir yükleme yapıyoruz. O ilaçların etkisi yoksa neden o zaman hala kullanmaya devam ediyoruz hocam? Şimdi şöyle yani özellikle favipiravir'i kullanmaya devam etmemiz gerektiği kanaatindeyim. Sonuçta güçlü kanıt elimizde yok ama yine de biraz önce bahsettiğim gibi Japonya'dan ve Rusya'dan gelen kanıt düzeyi düşük olmakla birlikte bazı çalışma sonuçları bunu destekliyor. Evet elimizde hakikaten alternatif çok daha etkili olduğu gösterilmiş bir molekül olsa ona geçelim diyebiliriz. Ama maalesef böyle bir molekül mevcut değil. Onun için de bu hastalarda bu ilacı kullanmaya devam etmekten başka herhangi bir çaremiz maalesef yok. Hocam soruyu soruyorum. Okullar açılmalı mı? Restoranlar açılmalı mı? Ne düşünüyorsunuz bu yeni koronavirüsüyle beraber aklınızdaki sorulara cevap bulabiliyor musunuz bu konuda? Evet açılmalı. Hangisi? Hayır açılmamalı. Ha, okullara açılmalı diyorsunuz. Her ikisi içinde. Şimdi şöyle. Hakikaten zor bir... Hocam valla politikacı gibi bir cevap verdiniz. Ama hakikaten politikacı olmak ya da şu anda kamu yönetiminde bu kararları verecek kişi olmayı hiç istemezdim. Doğru, haklısınız. Çok şükür ki değilim. Şimdi kesinlikle sağlıkçı gözüyle baktığınız zaman bugün Türkiye'deki vaka sayıları hala Nisan ayının üstünde ve artış trendine girdi biliyorsunuz. Neye rağmen? 3 faktörün varlığına rağmen. Birincisi işte yılbaşı döneminden beri uygulamaya koyulan bazı önlemler var. İkincisi Sağlık Bakanlığı verileri vaka sayısı üzerinden açıklamaya başladığından beri vatandaş bu işin ciddiyetini biraz daha anladı. 2000 sayısı açıklanırken 35 bin sayısı açıklanınca ha bu önemli olabilir demeye başladı vatandaş. Üçüncüsü ise şu, herkesin çevresinde birileri hasta oldu, çok kötü oldu, hayatını kaybetti ya da sakatlıklarla sonuçlanan bir süreç yaşadı. İşte bu üç faktör nedeniyle 35 binli rakamlardan aşağı inmeye başladık ve herkes bu tedbirlere uyuyor. Ama buna rağmen 5.800'lü vakalara indikten sonra borsa gibi bir şey taban yaptık ve ondan sonra yine yükselmeye başladı. 7.500 hocam. Bu önlemlere rağmen artış söz konusu. O zaman biz bu salgını önleyemiyoruz ve Nisan ayındakinden çok daha kötü durumdayız. Bu verilere baktığınız zaman söyleyecek tek bir şey var. Tedbirlerin daha sıkı hale getirilmesinden başka çare yok. Bu doktor ve sağlıkçı gözüyle bakış açısı. Diğer taraftan... Hocam son bir dakika. Necmettin Ünal olarak ben lokantaya gitmeyi, tatile gitmeyi, her şeyi çok özlüyorum. Herkes de özlüyor. Artı ekonomik olarak da insanların bu tür şeylere ihtiyacı var. Biz uzun seneler daha bu hastalıkla yaşayacağız. Bu yaşam sırasında insanların karnını doyurabileceği şartların da oluşturulmasından başka çare yok. İşte o zaman ben kamu yöneticisi olmak istemiyorum. Bir taraftan tamamen kapatmanız gerekiyor. Bir taraftan da adapte ederek devam ettirmeniz gerekiyor. Bu ise kararı ve şartları çok zor olan bir konu. Ama net olarak söyleyebileceğim bir şey var. Açtık ya da kapandıktan ziyade kriterler belirlenmelidir. Şunlar olursa kapatırız, bunlar olursa açarız şeklindeki kriterlerle yola devam etmeliyiz. Bu kriterler olmadığı takdirde kararlarımızın çoğu duygusal ve değişik faktörlerden etkilenen kararlar olur. Onun için şiddetle bilim kurulunun ve devletin bu kriterleri ortaya koyması lazım. Bu kriterlerle belli açılmaları sağlaması lazım. Hocam. Uymayanların cezasının da çok yüksek olması lazım. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Değerli görüşlerinizi paylaştığınız için. Hocam çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Kısıtlama da var. Hocam. İyi bir hafta sonu diliyoruz size. Sağ Görüşmek olun. Üzere. Evet. Muharrem abi bugün de bitirdik. Yarın programı var. Bugün de bitirdik. Program var. Hemen programda katılacak konuklarımızı süratle bir daha tekrarlayın. Profesör Doktor Sıla Akan, Profesör Doktor Sıla Akan, Profesör Doktor Serhat Ünel, Profesör Doktor Levent Akın, Profesör Doktor Mustafa Akgöz, Has Öksüz ve çok kısa bir süre yine de işte hukuki durumunu bize aktaracak olan Doktor Rezan Epüzdemir katılacak. Bilim Kurulu üyesi birçoğu. Evet. Sayın Ünal, Sayın Akın, Sayın Has Öksüz. Dolayısıyla bu programda biz yeni varyant Türkiye'de var mı? Evet. Nasıl bir durumda? Nasıl gelişiyor ve neler yapacağız? Bir de tabii bu okullar meselesi ve lokantalar meselesini de masaya yatıracağız. Peki abi. Evet, iyi bir hafta sonu diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Pazartesi görüşmek dileğiyle diyelim. Ve yarın saat 23'te de bekliyorum. Aynen. Ekranınıza. Evet, gün başlıyor, bitiriyoruz efendim. Ve bizden hemen sonra Ebru Baki Para gündemde sizlerle beraber olacak. Pazartesi günü sabah 6'da. Görüşmek üzere, hoşçakalın.